Kahrubela Kardeşlik Teşkilatı Derneği Osman Saraç'la Kocaeli'nin gündemini sunar. İyi günler sayın seyirciler. Kahrubela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin destekleriyle sunduğumuz Kocaeli'nin gündemi programıyla bugün 17 Ocak 2018 Çarşamba canlı yayında Dilek Dilan Mert'le birlikte karşınızdayız. Merhaba dedik, başlayalım. TV 262 ekranlarından Kocaeli'nin gündemi programından merhabalar. Hemen başlıyoruz. Malumunuz Kocaeli'nin gündemi programını kentimizdeki köşe yazarlarının belirlediği konular üzerinden yapıyoruz. Haber okumuyoruz ama çok acı haber olduğu zaman bazen kayıtlara geçmesi bakımından okuyoruz. Özgür Kocaeli gazetesi ve tüm gazetelerimizde var. Gölcük ilçesinde 10 gündür kayıp Ecem Balcı, 17 yaşında Ecem Balcı her yerde aranırken annesi Esra Ercömert Kandıra Kerpe'de denize atladı. Esra Ercömert'in cesedinin bulunması çalışmaları sürüyor diyor ama bu salı gün gazete, çarşamba gün gazetelerde de ceset bulundu. Allah rahmet etsin, büyük acı, kayıtlara geçsin diye okudum. Ve İsmet Çiğit, Güney Marmara otoyolu sıkıntısı. Dilek Mert okusun. İsmet Çiğit'in köşe yazısıyla programımıza başlıyoruz. Güney Marmara otoyolu sıkıntısı. Bizim aklımızda yoktu. D-130 karayolunun Gölcük geçişi için bir çare bulunsun razıydık. Ancak hükümet karayolları Güney Marmara otoyolu projesi hazırladı. İlimiz açısından bence en önemli, en gerekli proje. Kartepe, Başiskele, Gölcük, Karamürsel sınırlarından geçecek. İstanbul-İzmit otoyoluna bağlanacak. Bir proje yapıldı, itiraz edildi, proje değişti. Kamulaştırma yerine tünel ve viyadüklere ağırlık verildi. Bu yol ilimizde yaklaşık 60 kilometre geçecek. Her gün beni bile en az 15-20 kişi arıyor. Nereler kamulaştırılacak? Kamulaştırılacak yerlerin parası ne zaman ödenecek? İnsanlar zor durumda. Hisseli arazilerde aile fertleri birbirine giriyorlar. Arsayı satsalar bir türlü, satmasalar bekleseler bir türlü. Kimse doğru bilgiye sahip değil. Her gün her kafadan bir ses çıkıyor. Şu Güney Marmara Otoyolu güzergahı kavşak noktaları tam olarak açıklansa, kamulaştırılacak yerlerin paraları hak sahiplerine ödense çok iyi olacak demiş İsmet Çiğit. Evet, gazeteyi geri alayım. Orada başka yazılar da var. Fakat şimdi Kırmızı Kocaeli Gazetesi diye halkın söylediği Kocaeli Gazetesi'nden Tanzer Ünal bir yazı dizisi başladı. Malumunuz geçen yayınlarda da okumuştuk. AK Parti'de neler oluyor başlıklı bir yazı dizisi. Dördüncüsü ve beşincisi Salı ve Çarşamba günü gazetelerimizde var. Kentimizde son konuşulan gündem var. Real AVM ile ilgili, onun satışı ile ilgili bir Büyükşehir Belediye Meclisi'nden işte rantının yükseltilmesiyle ilgili vesaire vesaire. Ben konuşmayayım. Bu konuyu köşe yazarlarımızdan peş peşe okuyacağız. Tanzer Ünal, o imar rantı toplantısında kimler vardı başlıklı yazısını Dilek Mert okusun. Efendim? Daha okutmadık, neye itiraz ediyorsun? Onda ne var ya? Ama bu konu daha az, önemli bir şey. Evet. Tamam. İstimlakla ilgili şikayet var diyorsun değil mi? Paralar ödenmedi, nereden geçeceği tam belli değil. Kimisi diyor bu taraftan geçecek, kimisi bu taraftan geçecek. İşte benim parselime denk geliyor mu, benim arazime denk geliyor mu? Denk gelenler istimlak ediliyorsa ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak? Kimi araziler, istediği araziler var. Onlarla ilgili istedalar birbirine düşüyor gibi. Zaten İsmet Çiğit onu yazmış. Tamam. Çok eski firmalar var, oradan çıkmak istemiyorlar diyor. Fakat belediye istimlak ediyor, mecburen çıkacaklar diyorsun. Tramvay inşaat sırasında yaşanan, esnafla ilgili yaşanan mağduriyetin daha büyüğü burada yaşanacak diyorsun. Bu gibi mağduriyetler, tramvay inşaat sırasında yaşanan esnafla ilgili mağduriyetlerin çok büyüğü burada yaşanacak. Bu mağduriyetler giderilemezse, onun tedbirleri alınmazsa belediye büyük, daha büyük sıkıntı yaşar diyor ana kumanda. Ve şimdi Tanzer Ünal. 16 Ocak basın,
Onur günü diyesim geliyor direkt söylenince. Evet, 16 Ocak Salı günkü Kocaeli Gazetesi'nde AK Parti neler oluyor? Yazısının dördüncüsünde o imar rantı toplantısında kimler vardı? Başlığını okusun Dilek Dilamert Tanzer Ünal'dan. O imar rantı toplantısında kimler vardı? Sevgili okurlarım, AKP'de neler oluyor'a devam ediyoruz. Bugün dördüncü yazı. Konumuz İzmir'deki Real AVM'nin imarının değiştirilmesi. İmarı değiştirilecek Real AVM'nin bulunduğu alanın ranta dönüştürülmesi. Öyle sizi rakamlara, ağdalı ifadelere boğmayacağım, basit anlatacağım. Biliyorsunuz Real AVM 2000 yılında hizmete açılmıştı. 18 yıl önce. İnşaat bir emsalle yapılmıştı. Klasik bir AVM. Sonra Real beğendik, mağazalar zincirlerine satıldı. Beğendik de finansal olarak zor duruma düşünce AVM'yi elinden çıkardı. Daha önce de emsal satışı istenmişti. Real AVM'nin yeriyle ilgili emsal artışı istenmesi yeni değil. Bu AVM'nin eski sahibi de emsal artışı istemişti. Emsalı ikiye çıkarın, buraya AVM rezidans yapayım. Talep İzmit Belediyesi Meclisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülmüş ve reddedilmişti. İstek yasa ve yönetmeliklere aykırı bulunmuştu. Artacak trafik yoğunluğunun İzmit'i felç edeceği düşünülmüştü. Eski sahibinin burayı satmasının en başlıca nedeni de emsal artışı verilmemesiydi. Kocaeli Valiliği de kat yüksekliği alamamıştı. O bölgeyi biliyorsunuz. D100 karayolunun kenarı. Deniz tarafı değil, kent tarafı. Kocaeli Valiliği var. 30-40 metre ilerisi de Real AVM. Valilik ile AVM arasında yol ve bir iki bina bulunuyor. Hepsi o kadar. Vilayet binalarının temeli 2012'de atılmış. Binalar 2015'te hizmete girmişti. Hatırlıyorum, bölgede vilayet binalarının yapımı planlanırken çok katlı olması istenmişti ama bu istek Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedilmişti. İstenen de öyle 10 kat değil 5 veya 6 kat. Kabul edilmemiş, bu nedenle vilayet binaları 3-5-4 kat yapılmıştı. En son yapılmak istenen, emsal artışı verilmeyince Real AVM AKP'nin... 3-5-4 kat diyelim ona, evet. 3-5-4 kat. En son yapılmak istenen, emsal artışı verilmeyince Real AVM AKP'li müteahhit Macit Haldız ve ortaklarına satıldı. İyi de Macit Haldız ve ortakları burayı ne yapacaktı? Deve yüküyle para verip neden satın almışlardı? Emsal aynı kaldığı sürece buradan para kazanmaları mümkün değildi. Emsal artışına güvenmişlerdi. Amaçları emsal artırarak rant yaratmaktı. Tamam da bu nasıl olacaktı? Hemen o bölgede komşu durumunda olan Kocaeli Vali istemiş, kabul edilmemişti. AVM'nin eski sahibi talep etmiş, geri çevrilmişti. İki red varken Macit Haldız ve ortaklarının emsal artış talebine nasıl evet diyeceklerdi? Toplantı yapıldı ve formül bulundu. Real AVM'nin emsal biriydi. Macit Haldız ve ortakları emsalın 2,5'a çıkarılmasını istiyorlardı. %150 artış. Bu işe formül bulmak için çok özel ve de çok gizli bir toplantı yapıldı. Toplantıda emsal artış talebi enle boyuna tartışıldı. İçlerinden bazıları emsalın arttırılmasına karşı çıktı. Sonunda toplantıya katılan muktedirler bu işin piri teknokratlara bir formül bulun talimatı verdiler. Formül zaten el altından hazırlanmıştı. Daha önce reddedilen emsal durup dururken arttırılamazdı. Bunun formülü MİA projesinde merkezi iş alanı projesi gizliydi. Real AVM'nin bulunduğu arsa MİA kapsamına alınırsa emsal otomatikman bir buçuğa çıkıyordu. Gerisi kolaydı. Şu olursa, şu bu olursa bu diyerek daha sonra emsal 2,5'a çıkartıldı. Sorun yoktu. Bu iş tereyağından kıl çekercesine başarılacaktı. Çıkartılırdı. Daha çıkartılmadı. Evet. Emsal 2,5'a çıkarılınca gel keyfim gel. Real AVM yıkılacak. 35 bin metrekarelik bu arsaya 10 katlı AVM rezidans dikilecekti. Ranta bakın ranta. Öyle olunca da bal tutan elbette parmağını yalayacaktı. Düğmeye basıldı. Emsal artış çalışması başlatıldı. Her şey planlandığı gibi tıkır tıkır yürüyordu. Ta ki geçen hafta Perşembe gününe kadar. Perşembe günü oyun bozuldu. Hem de AKP'li biri milletvekili Mehmet Akif Yılmaz tarafından. Mehmet Akif Yılmaz ben bu imar değişikliğine karşıyım diyerek sosyal medya hesabından mesaj attı. Ortalık bir anda karıştı. O gün saat 15'te Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı vardı. Bu toplantıda imar değişikliği oylanacaktı. O madde gündemden çıkarıldı. Maddenin oylanması bir sonraki toplantıya bırakıldı. Yapılan imar rantı toplantısında kimler vardı? Şimdi gelelim işin püf noktasına. Herkesin kafasındaki soruyu sormak istiyorum. O çok gizli ve de çok özel imar rantı toplantısına kimler katıldı? O toplantıda kimle konuştu? Bu imar rantı yemeğini pişiren kim? AKP'nin bütün milletvekilleri bu toplantıda var mıydı, yok muydu? Bu toplantı neden bütün milletvekillerine haber verilmedi? Ben o toplantıya katılanları isim isim biliyorum. Ama istiyorum ki o toplantıya katılanlar çıksınlar, evet ben katıldım diye açıklama yapsınlar. Emsal artışı konusundaki görüşlerini söylesinler. Emsal artışını destekliyorum şu nedenle veya emsal artışına karşıyım bu nedenle desinler. Bakıp göreyim bu konuda açık olacaklar mı? Eğer kendilerinden ses çıkmazsa merak etmeyin. Orant artışı toplantısına katılanların isimlerini ben size açıklayacağım. Şunu söyleyeyim. AKP içindeki idealist grup ve emsal artışına karşı demiş Tanzer Ünal. Evet. Gazeteyi devam ediyoruz. Aynı konu üzerinden Fahri Örengül okuyalım. Ondan sonra konuşacağız.
Fahri Örengül, Real AVM arsası kent, konut ve büyükşehir başlıklı yazısında şu işaretlediğim yerden gerisi aynı konunun özeti olduğu için üstünü tekrar etmeye gerek yok. Şu işaretli olan yerden devam edelim ama bir rakam yazmıştır rantla ilgili. Evet, tamam. İşaretli yerden okuyalım Fahri Örengül'den. Programımıza Fahri Örengül'ün köşe yazısıyla devam ediyoruz. Real AVM arsası kent, konut ve büyükşehir. Ne güzel değil mi? Bir meclis kararı ile en az 240 milyon lira civarında bir servet artışı sağlayacaksın. İşte yıllarca söylediğimiz ticaret, inşaat, siyaset, rant ilişkisinin tipik örneklerinden birisi de bu. İnsan sormadan edemiyor. İzmit Belediyesi'nin yapacağı inşaat ve İzmit Belediyesi sorumluluk alanındaki kentsel dönüşüm mahiyetindeki inşaat yapan firmalar yüksek emsal haklarından vicdani sorumlulukla geri adım atıp emsalı küçültürken İzmit'teki bu arazinin emsali neden büyükşehir tarafından arttırılmaya çalışılır? Eğer bu arazinin emsalini arttırmak gerekiyorsa neden arazi başkalarına ait iken bu artış yapılmaz da şimdi yapılır? İlla arazinin sahibinin AKP'li mi olması gerekiyor? Rakam milyonlarca liralık bir rantı getiriyor. Hani AKP siyasi ranta karşıydı? Neden hemen yanındaki valilik alanına bu artışı yapmadınız da bu arazinin yeni sahibi için bunu yapıyorsunuz? Yoksa arazinin valilikten daha yetkin başka bir sahibi ya da hamisi mi var? Rant artışı valiliğe yani kamuya yani halka olunca yok da AKP'liler olunca mı var? Bunu talep edenin Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmadığı belli. Peki kim? Hangi AKP'li siyasiler bu işin içinde ve neden? Gelelim kent konuta. Genel Müdürümüz Yalçın Bey, İzmit insanı bizden birisi ve gece gündüz demeden kent konutu sıkıntıdan çıkartmaya çalışıyor. Onu takdir etmek gerekir ama o genel müdür kararları kent konutun yönetim kurulu başkanı olan siyasi otorite Büyükşehir Belediye Başkanı veriyor. Araplara satılan 262 Towers arazisi belediye, kent konut mülkiyetindeyken belediye emsal ve kat artışıyla bu araziyi değerlendirdi ve yanılmıyorsam 48 milyon liranın üzerinde bir fiyata sattı. Yine insan düşünmeden edemiyor. Yılda trilyonlarca lira geliri bulunan Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu büyük gelire rağmen neden bu araziyi kent konut aracılığı ile satar? Kamu ihale kanunundan kurtulmak için mi? Kamunun malını neden satarak tüketir anlayan var mı? Bu para kent konuta girmeseydi kent konutun hali ne olacaktı? Yoksa koca kent konut batıyor muydu? Bu satış bir kent konutu kurtarma operasyonu mu? Bu para nereye gitti? Kent konutun 2016 ve 2017 bilançosu nedir? Kent konut neden sosyal konut üretemiyor? İhaleleri nasıl ve kimlere verir? Kent konutun Sayıştay raporu ile belirlenen 25 trilyonluk kamu zararı giderildi mi? Giderilmediyse bu konuda yargısal işlem yapıldı mı? Kent konutu büyük zarara sokan siyasi iradenin hiç sorumluluğu yok mu? Kent konutun yönetim ve denetim kadrolarında kimler var? Ve ne kadar maaş alırlar? Kent konutu batma noktasına getiren bir belediye başkanı koca büyük şehri aynı şartlarda yönetiyorsa belediye de batma noktasına gelmez mi? Ben sordum. Şimdi belediyeyi denetlemekle sorumlu vicdanın sesini dinleyen sorumlular özellikle muhalefet yetkilileri de herhalde bunları soracaklardır. Bakalım Kocaeli'deki sağduyu ve muhalefet bunu başarabilecek mi demiş Fahri Örengül. Gazeteyi alıyorum. Konu bitecek dur devam et. Yani farklı açıdan bakanlar da var onları da koyalım ondan sonra. Aynı konuya devam edeceğim. Neyi soruyorsun anlayamadım. Bilmiyorum ama. Evet yani kent konutun 2016 ve 2017 bütçesi bilançosu nedir diye soruyor. Fahri Örengül. Evet yine Tanzer Ünal'dan davet ederiz hem gelmez hem de basına açıklama yapar. Başlıklı yazısı konu aynı arkadaşlar devam ediyoruz. Sonra Adem Turgut'tan okuyacağız. Aynı konuyu yazmış İlker Akşit ve Sebahattin Adin'den okuyacağız. Şu an Tanzer Ünal'dan devam ediyoruz. Davet ederiz hem gelmez hem de basına açıklama yapar. 11 Ocak Perşembe bu tarih İzmit'te imar rantı peşinde koşan malum grup için önemli bir tarih. Saat 15'te Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi toplanacak ve Real AVM alanında emsalin 2.5'a çıkarılması oylanacak. Hesaplara göre oylamadan evet çıkması garanti. Oylama yapılıp parmaklar havaya kalktığında rantçı grubun keyfi tavan yapacak. Emsalin birden 2.5'a çıkarılması ne demek biliyor musunuz? Şehrin göbeğine 10 katlı AVM rezidans dikilecek, AKP'li müteahhit Macit Aldız ve ortakları servetlerine servet katacak. Gökten para yağmaya başlayınca emsal artışına destek verenlerde herhalde bir şeyler düşer. Düşer. Bal tutacaklarına göre parmaklarını yalayacaklar. Bal tutanın parmağını yalaması bu işlerin fıtratında var. Her neyse konuyu fazla dağıtmayalım. AKP meclis grubuna düşen bomba. O da ne? Tam işler yolunda giderken, tam imar rantı yemeği lokum gibi pişirilmişken, tam milyon dolarların kokusu gelmeye başlamışken, işlerinden biri milletvekili Mehmet Akif Yılmaz sosyal medya hesabından bombayı patlatmaz mı? İzmit'imizin merkezi böyle bir AVM rezidansı kaldıramaz.
Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinde şehrimizin geleceğini düşünerek imar değişikliğini reddedeceğini ümit ediyorum. Sosyal medya paylaşımı uzun ama iki can alıcı cümlesi aynen yukarıdaki gibi. Nasıl bomba ama? AKP'liler ve imar rantçıları CHP'lilerden korkarken ya bu işe son anda çomak sokarlarsa diye düşünürken bir yürekli milletvekili durun bu imar değişikliğini yapamazsınız deyivermişti. Öyle eveleyip gevelemeden açıkça. AKP milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın bu resmini duyan sıradan vatandaşların ağzından dökülen ilk sözcük helal olsundu. Helal olsun Mehmet Akif Yılmaz'a, helal olsun partisindeki muktedirlere boyun eğmedi. Ortalık bir anda karıştı. Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın imar rantına tepki göstermesi deyim yerindeyse pişmiş yaşa su katması bir anda ortalığı karıştırdı. Ortalık adeta yangın yerine döndü. Partiler her meclis toplantısından önce grup toplantısı yapar. Üyeleri oylamalarda nasıl parmak kaldırılacak sıkı sıkı tembihlenir. Aman bir yanlışlık olmasın denir. O gün AKP'nin grup toplantısında imar değişikliği ile ilgili oylamanın önemi anlatılacaktı. Tabii eğer milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın son an bombası olmasaydı. Ya şimdi? Şimdi ne yapılacaktı? Meclisin toplanmasına az bir zaman kalmıştı. Hiçbir şey olmamış gibi oylama yapılmalı mıydı yoksa oylama Şubat ayı toplantısına mı bırakılmalıydı? İl Başkanı Şemsettin Ceyhan grup toplantısında çok sinirliymiş. AKP grup toplantısına katılan meclis üyelerinden biri anlattı. Grup toplantısında en sinirli kişi İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'mış. Ağzına geldiği bir konuşmaya başlamış. Konuşmasının bir yerinde milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'a laf sokuşturmuş. Demiş ki davet ederiz hem gelmez hem de basına açıklama yapar. Salonda bulunanlar birbirinin yüzüne bakmış. AKP'de ilk defa bir il başkanı bir milletvekilinin arkasından konuşuyormuş. Daha önce benzer bir olay hiç yaşanmamış. Üstelik bu bir suçlama. Davet edildiği halde gelmemiş. Macit Haldız ve ortaklarına imar rantı sağlanacağından haberi yokmuş. Acaba milletvekili Yılmaz emsal artışıyla ilgili o toplantıya çağrılmış mıydı? O çok özel toplantıya. Bazı meclis üyeleri çağrılıp çağrılmadığını Mehmet Akif Yılmaz'a sordular. Kesinlikle çağrılmamıştı. Sadece Mehmet Akif Yılmaz değil diğer bazı milletvekilleri de çağrılmamıştı. Bu durumda il başkanı Şemsettin Ceyhan yalan mı söylüyordu? Bu nasıl iş? İl başkanı Ceyhan davet ettim diyor, milletvekili Yılmaz davet edilmediğini söylüyor. AKP'de çok şeyler oluyor, çok. Şemsettin Ceyhan'ın il başkanlığı devam ettiği sürece de bu tür tatsızlıkların yaşanılması kaçınılmaz. Sonuçta grup toplantısıyla ilgili emsal artışı maddesinin gündemden çıkarılması kararlaştırıldı. Ancak geri çekilmedi. Şubat toplantısında tekrar gündeme konacak. Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Son bir not. Macit Aldız ve ortaklarına imar rantı sağlamak için yapılan o toplantıya katılanlardan hiçbiri arayıp evet ben katıldım demedi. Ben aramalarını beklerdim aramadılar. Yarın o rant toplantısında kimlerin katılacağını açıklayacağım demiş Tanzer Ünal. Şimdi şu da var. Yine devam edeceğiz anakumanda. Sen biraz daha sabret. Mehmet Akif Yılmaz toplantıya davet edildi gelmiyor. Hem gelmiyor hem de basına açıklama yapıyor diyor. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan. Eğer davet edilmişse Şemsettin Ceyhan elbette ki haklı. Yani AK Partili bir milletvekili böyle hassas bir konuda sosyal medya hesabından açıklama yapmak yerine muhataplarını arayıp ya da yanlarına gidip ya da telefon açıp ne oluyoruz arkadaşlar diye sorabilir idi. Yani burada bir siyasi AK Parti içindeki siyasi bir çekişme de Bural arazisi üzerinden yürütülüyor gibi bana da geldi. Kime de öyle gelmiş? Adem Turgut'a da öyle gelmiş. Daha önceki yazısında okumuştuk. Geçen programda okumuştuk o yazıyı. Yine Adem Turgut aynı konuyu yazmış. Yani madde madde 1, 2, 3 burada bir siyasi kavga var AK Parti içerisinde anlamına benim anladığım bir yazı. Adem Turgut'tan okuyalım. MİA projesini tekrar konuşmanın zamanıdır diye. Yani bu konuyla ilgili Adem Turgut öbür taraftan bakıyor. Bizim de bakış açımızı genişletiyor. Evet. Programımıza Adem Turgut'un köşe yazısıyla devam ediyoruz. Demokrat Kocaeli Gazetesi 16 Ocak Salı. MİA projesini tekrar konuşmanın zamanıdır. Real arazisi nedeniyle başlayan tartışma bence hayırlara vesile olacak. Nasıl mı biraz anlatayım. Mehmet Akif Yılmaz gerekçelerinin siyasi olduğunu düşündüğüm bir çıkışla real arazisi üzerinde bir imar rantı ve trafik tartışması başlattı. Ya ben bu tartışmanın doğru bir yere evrileceğini düşünüyorum. Yılmaz'ın söylediklerinin yanlış olduğuna inandığımı üst üste iki kez yazdım. Oraya yapılacak projede kimseye yeni rantlar yaratılmış değil. Yılmaz politik bir hesaplaşmayı o arazi üzerinden sürdürmeyi tercih etti. Bence bu söylediklerin hesabını AK Parti kadrolarına vermeli. Orası ayrı. Ancak bu tartışmaların içinde bir de doğru var. O da bölgede trafiğin sıkışık olduğu İzmit'te merkezin artık sıkıntılar yaşadığı. Bu konuya dair bilinen ama yinelenen bir önerim olacak. Ancak önce bazı tespitlerin altını çizmek lazım. 1. Türkiye'de mevcut kentlerin 1960'lı yıllarda başlayan göç dalgasını karşılayacak altyapıya sahip değildi. Kentler çarpık yapılaştı, altyapı yetersiz, yollar uygun değil, varoşlar şehri kuşatmış. Doğru mu? Doğru. 2. Bir kalkınma hamlesi içindeki Türkiye'nin en ihtiyacı olan şeylerden biri kentsel dönüşümdür. Doğru mu? Doğru. Depremsellik ile beraber konut yükünün dönüşümü iyice kaçınılmaz olmuştur.
3. Dağ ve deniz arasında sıkışmış İzmit'in her gün ve hızla artan nüfusun oranına çok küçük bir şehir ticaret merkezi var. Herkes gün içinde aynı noktaya gelmek isteyince bu da trafik sorununu arttırıyor. İtirazı olan var mı? Yok. Gelelim çözümün ne olduğuna. Büyük harflerle yazıyorum. Kent merkezi genişletilmeli. İyi de nereye doğru? Konut yükü Başiskele, Kartepe ve Çayırköy yarı dairesinde genişliyor ve bu alanın tam ortasında Körfez ve Sanayi Mahallesi ile çevresi var. Bu bölge ve çevresi kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan yapılarla dolu düz bir alan. Yeni bir ticaret merkezi olmaya da çok müsait. Biliyorsunuz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi burayı merkezi iş alanı MİA adıyla projelendirdi. Ama proje sürekli engellerle karşılaştı. 3 kez yenilendi. Hatta 3. seferinde CHP'lerin de itiraz etmeyeceği noktaya gelmişti. Ama son anda CHP'liler yine olumsuz tavır aldı. Bazı CHP'li üyeler oylamaya katılmadı ya da gönülsüzce hayır dedi. Doğrusu Büyükşehir'in bu meselenin üzerine daha kararlılıkla gitmesi gerekir. Evet, bölge sulak alan ama su havzası değil. Birilerine rant yaratılacağı kaygısı da yersiz. Çünkü Ömer Türkçakal Bulvarı boyunca E-130 karayoluna kadar devam eden MİA projesi 4 milyon 650 bin metrekarelik alanı kapsıyor ve bu bölgede 1625 parsel var. Yani bu bölgede 15-20 bin kişinin yasal hakkı var. Üstelik İzmit'in başka büyüme alanı da yok. İyi de proje doğru ama ilerleme kaydedilemiyorsa ne yapılmalı? Tekrar başlamalı. Gerekirse itirazı olanları da projeye katıp bu bölgeyi ticaret alanına dönüştürülmelidir. Yoksa daha çok trafik sıkışıklığı ve kent merkezi çok ufak tartışmalarını yaparız demiş Adem Turgut. Anladım. Hemen devam ediyoruz. Adem Turgut farklı bakmış işte. Sebahattin Aydın, ne para varmış arkadaş başlıklı yazısının aynı konuyla ilgili okuyoruz. Ve İlker Akşit en son onu ne yapacağız. Para varmış arkadaş. Sebahattin Aydın'ın köşe yazısıyla devam ediyoruz. Vergi dairesi memuru değiliz. Kimin ne kadar parası var, kimin ne kadar gayrimenkulü var bilmiyoruz. Kocaeli'de zengin aileler bellidir. En zenginleri de müteahhitlerdir. Herkesin zenginliği kendine bizi ilgilendirmiyor. İlimizde son yılların parlayan ve adından sıkça söz ettiren ailesi ise şüphesiz haldız oldu. Otomotivden inşaat sektörüne birçok alanda faaliyet yürütüyorlar. Bir dönem kentin en büyük gazetesi olan Özgür Kocaeli'yi satın aldılar. Ardından Özgür Kesmedi, bir de yeni gazete kurdular. Haldız'ın ekonomik gücü ortaya çıktıkça buralara harcanan paranın çerez olduğunu fark ettik. Son zamanların gündemi reel AVM arazisi oldu. Haldızların yanlış bilmiyorsam 40 milyon TL vererek aldığı bu arazi çok konuşuldu. 40 milyon TL iyi para bu arada. Önceki gün ise Carrefour arazisinin Haldız İnşaat tarafından satın alınmak istenildiği öğrendik. Ben Haldız İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Fatih Haldız'ı arayarak konuyu sordum. Fatih Bey, evet bu araziyle ilgili bir teklif verdik ancak henüz netleşen bir durum yok. Satış yapılmadı dedi. Ardından bu araziye Haldız'ın 30 milyon dolar teklif verdiği konuşuldu. Bu teklif doğru mu bilmiyorum. Ancak bizim tahminlerimizin ötesinde bir servetleri varmış, bunu anladık. Allah daha çok versin desem kul daha fazlasıyla şaşar mı bilmiyorum. Onun için Allah'la kul arasına girmeyeceğim demiş Sebahattin Aydın. Evet, teşekkür ederiz Sebahattin Aydın, gülümsetti bizi. Evet ve aynı konuyla ilgili son olarak İlker Akçit'ten bir yazı var. Real meselesinde muhataplar konuşulmalı. Bakın farklı bakış açıları bunlar. Muhataplardan ses yok. İlker Akçit bunu yazmış. Şuradan okuyoruz işaretli yerden. İzmit Belediyesi olumsuz görüş verdi konuyla ilgili diye devam edelim. İzmit Belediyesi olumsuz görüş verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinde şehrimizin geleceğini düşünerek reddedeceğini ümit ediyorum. Aksi halde yaşadığımız kente ve gelecek kuşaklara karşı ağır bir vebale ortak olunacak. Tartışma bu sözlerin ardından alevlendi. Geçen gün toplanan Büyükşehir Meclisi topu adeta taca attı. Söz konusu maddeyi bir ay sonraya erteledi. Tartışma o gün bugündür devam ediyor. Konunun muhatapları birkaç gündür sessizliğini koruyor. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın bu projeye tepki gösterdiği söyleniyor. Olumsuz baktığı konuşuluyor. Ama günler geçmesine hala tek bir satır açıklama yapmadı. İzmit Belediyesi'nin bu değişikliğini niye reddettiğini ilgili rapordan okumak mümkün. Yine de kamuoyu Nevzat Bey'den bir açıklama bekliyor. Konunun diğer muhatabı da Haldız İnşaat. Henüz onlardan da resmi bir açıklama yapılmadı. Nasıl bir proje yapacaklar? İddia edildiği gibi 10 katlı bir AVM mi planlıyorlar? Yoksa 5-6 katlı bir proje mi hazırladılar? Hazırladıkları projenin zaten felç durumdaki bölge trafiğine etkisi nasıl olacak? Bu sorulara bir yanıt verilmeli. Sadece birkaç gazeteci yazı yazıyor, bir şeyler anlatıyor ama asıl konuşması gerekenler susuyor. Kimse Haldız inşaat proje yapmasın, para kazanmasın, istihdam yaratmasın demiyor. Ama ortada AK Partili milletvekillerinin, AK Partili belediye başkanının, hatta ilçe başkanının karşı çıktığı bir proje var. Bu gerçekte kapı gibi karşımızda duruyor. Öyle değil mi demiş İlker Akşit. Yani projenin muhatapları kimdir işte, en azından köşe yazarlarının söz konusu ettiği muhataplar. Haldızlar var, Büyükşehir var, İzmit Belediyesi var. Yani kim muhatapsa çıkıp öyle değil arkadaşlar. Bu iş böyle filan deyiversin birisi değil mi? Yoksa açıklanmakta sıkıntı olan bir şey mi var diye aklımıza gelir. Evet, ana kumanda ne diyorsun? Evet.
1979'da Sakarya'da kuruldu. Sonra İzmit'e geldi. Kim? Aldız İnşaat mı? Gelebilir, ne var onda? Ne para varmış arkadaş diye yazdı ya Sabahattin Aydın. Köklü bir firma tabii. Aldız İnşaat, Anakuman diyor ki Aldız İnşaat 1979'da kurulmuş köklü bir firma. Amenna. Ama 2010 yılından, 2014 özellikle yılından sonra çok dev ihalelere girip almış. Ve bir anda 2014, 2015, 16, 17, 18'e daha girmedik. Şimdi de bu olursa 18 olacak. Yani çok hızlı gelişip büyüyor, büyük ihaleler alıyor diyorsun. Bunda bir sıkıntı var mı? Yani bundan önce Aldızlar'dan önce ihaleye giren firmalar geri çekiliyor diyorsun. Tek kalıyor. Sonunda tek kalıyor diyor. Öyle mi? Söylenenler mi? Ama söylenenler üzerinden bir firmayı suçlayamayız. Kent Konut biliyor musun bunları? Bilerek mi konuşuyorsun? Ya o zaman biz tam net evraklı belgeli bu konulara hakim olmadığımız için şöyle diyebiliriz yani. Gazetelerden ve köşe yazarlarından istifade ederek gördüğümüz odur ki Aldız İnşaat 2014'ten özellikle sonra çok büyük ihalelere giriyor. Ve onunla beraber ihaleye giren firmalar çekiliyor. Sonunda nasıl olursa tek kalıyor diyor. Adem Turgut farklı bakış açısı ve yine İlker Akşit de farklı bakış açısı. Yani muhatapları niye konuşmuyor diye soruyor. Bu da ilginç yani. Adem Turgut da diyor ki ama bu böyle bir şey yok mu? Vaziyet görünmüyor mu? Şimdi Mehmet Akif Yılmaz AK Parti milletvekili değil mi? Büyükşehir Belediyesi AK Partili değil mi? Yani bu işler AK Parti'nin içinde dönen işler. Yani yetkili organlar bunlar. Sosyal medya üzerinden bunu eleştirmesi yerine Mehmet Akif Yılmaz'ın kendi partisini sosyal medya üzerinden zor duruma düşürmek yerine, ili en azından, Büyükşehir Belediyesi'yle veya muhataplarıyla bizzat telefonla vesaire giderip görüp görüşüp bununla ben karşıyım, bu doğru değil falan demesi daha doğru değil miydi? Yani sosyal medya üzerinden yükleniyorsanız o zaman şu akla gelir, Adem Turgut'un bakışı o. AK Parti içindeki siyasi çekişmelerdeki taraf, birilerini yıpratmak istiyorsunuz, onun için sosyal medyayı kullanıyorsunuz. Çünkü siz de AK Partilisiniz diye bir siyasi sonuç almak için yapılıyor diyor Adem Turgut. O da bir bakış açısı. Sen daha önceki programlarda yoktun. Bak Tanzer Ünal'ın yazı dizisinde en başında şunu yazdı. AK Parti'de iki grup var. Senin şimdi dediğin gibi, bak onları bilmediğin halde sen söylüyorsun. AK Parti iki grup var. Birisi AK Parti'yi eski çizgisine getirecek idealistler grubu. İdealist. Bunların ranteyle, manteyle falanla işi yok. Bunlar AK Parti'ye mücadele veriyor. Diğeri de daha ziyade mevcut şartlara uyum sağlamış, biraz kar elde etmek amacıyla hareket eden ve bu anlamda siyaseti ya da belediyeyi kullanan kimseler. O idealist gruptan birisi de AK Parti il yönetiminden bir kimse, ismini vermiyor Tanzer Ünal. Gelmiş, Tanzer Ünal görüşmüş, Tanzer Ünal anlatmış. Demiş ki biz bunun mücadelesini vereceğiz, sonuna kadar vereceğiz demiş. Tek de değiliz demiş. Vereceğiz, AK Parti'yi bu rantiye işleriyle uğraşanlardan temizleyeceğiz gibi bir vaziyet var. Tanzer Ünal yazıcısı bunun üzerine devam ediyor yani. Şimdi en son okuduğumuz 5. yazıda nedir? Real Ahme ile ilgili mesele. Evet. Sen o programlarda olmadığın halde iki grup var demen ilgimi çekti yani. Bir grup daha var aslında. Üç grup var. Bir grup da öyle tutup bekliyor. Hangisi kazanırsa ondan taraf olacak grup. O grubu da ben ilave edeyim. Kim galip olursa
Onun yanında yer almaya hazır bekleyen bir kalabalık grup vardır. Tabii biz TEVEK 162 olarak geçen yıl birincisini yaptık. Bu yıl ikincisini yapıyoruz. Çalışmaları ana kumanda sürdürüyor. En iyisini sen seç.com diye bir sitemiz var. O sitede 24 kaç kategori var? 25 kategoride farklı alanlarda kamuoyuna internet üzerinden oylamaya sunuyoruz. İşte en iyi iş adamı, en genç iş adamı, işte en AVM vesaire gibi kategorilerde tercih yapılıyor. Tabii bunlarla ilgili görüşmeleri yürüten arkadaşlarımız görüşmeleri yaparken haliyle sohbet ediyorlar. Televizyoncusunuz, gazetecisiniz diye konuşuyorlar. Bu iş adamlarının bir bölümü bu gibi sıkıntıları arkadaşlarımıza aktarıyor. Ana kumanda biz gittiğimiz yerlerde bunları işitiyoruz, bu eleştirileri diyor. Oradan biliyorum diyor. Bu program bitmez ama böyle. Sana da denk geldi demek ki o idealist arkadaş kimse. Parti içerisinde gibi bir AK Parti içerisinde bir kimseyi bir muhatap yakaladım diyor. Denk geldim diyor. Ana kumanda Tanzer Ünal'ın yazdığıyla örtüşüyorsunuz siz o zaman. Belki de aynı kişidir. O da idealist bir kimse diyor. Ve buna benzer şeyleri bana da anlattı diyor. Ama ismini vermiyoruz. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tanzer Ünal'dan ABD artık müttefik değil. Onu okuyacağız Dilek ve peşinden iki tane güzel yazımız var. ABD artık müttefik değil'den sonra ne okunur? Neyse devam edelim. Sıradaki hangisiyse. Tanzer Ünal demiş. İsmet Çiğit'ten, affedersiniz arkadaşlar. İsmet Çiğit'ten ABD artık müttefik değil başlıklı kayıtlara geçsin diye okuyorum. Kısa bir yazı zaten. Programımızı 16 Ocak 2018 Salı Özgür Kocaeli Gazetesi İsmet Çiğit'in köşe yazısıyla devam ediyoruz. ABD artık müttefik değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet Trump başkan seçilince ABD ile ilişkilerin daha iyi olacağı konusunda umutlanmıştı. Ama Trump yönetimindeki ABD Türkiye'ye hep yalan söyledi. Yüzümüze gülüp arkadan vurdu. Şimdi son olarak Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bütün sınır boyunca 30 bin kişilik yeni bir ordu kuruyor. Bu orduyu Türkiye'nin terörist kabul ettiği PYD, YPG, PKK militanları oluşturacak. Onların bütün ihtiyaçlarını silahlarında ABD karşılayacak. ABD'nin bu tavrının ardından artık ABD için müttefik dost demek mümkün değil. Cumhurbaşkanı'nın bu oluşuma izin verilmeyeceğini gereken her şeyin yapılacağını söylemesi de son derece doğrudur. Bu işler Türkiye'nin başına çorap örecek gibi gözüküyor. Türkiye'ye yönelik terör üreten örgütlerin yanında müttefik dediğimiz ABD var. Korkarım Türkiye ile ABD silahlı güçleri de karşı karşıya gelecektir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne daha yakın, ABD'ye daha mesafeli durması gerekiyor demiş İsmet Çiğit. Şimdi Mustafa Okçu. Mustafa Okçu var değil mi bizde kayıtlı? Mustafa Okçu'dan... AK Parti, MHP ittifakını okuyacağız. Peşinden de Enes Şen'den okuyacağız. Aynı konu üst üste gelsin. Evet. Programımıza Mustafa Okçu'nun köşe yazısıyla devam ediyoruz. AK Parti, MHP ittifakı. Çözülen vesayet sisteminin yerine demokratik hukuk devletinin inşasının sağlanacağı demokratik dönüşüm döneminde iktidar partisiyle MHP belirleyici siyaseti temsil etmeye çalışıyor. İktidarın %50+1 taşınması sonrası yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP kendi adayının CHP tarafından desteklenmesini sağlamasına rağmen başarılı olamamıştı. İktidar olmanın %50+1 taşınmasının Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle bütünleştirilmesinde iktidar partisine verdiği destekle güvenlikçi, milliyetçi siyasetin gözetilmesinde etkinliğe ulaştı. Ulaştığı konumu Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin demokratik hukuk devletinin inşasında sürdürebilmek için 2019 seçimlerinde iktidar partisiyle ittifak hazırlıklarının başlatılmasını sağladı. Evet, çok güzel bir özet yazı arkadaşlar. Faydalanalım bundan. İktidar partisi MHP etkileşimi, iktidar partisi belirleyici siyaset olma yaklaşımlarıyla başat konumu sergilemektedir. Vesayet sisteminin çözülmesini sağlayan kararlılığını çözülen sistemi yerine inşa edilecek sistemin oluşturulmasında da yerine getirmeyi hedeflemektedir. Yoğunlaşan sorunlar güvenlikçi, milliyetçi siyaseti öncelik haline getirince iktidar partisi de bu eğilime yöneldi. İktidar partisinin güvenlikçi, milliyetçi politikaları gözetmesi MHP'nin siyaset alanını daralttı. Milliyetçiliği merkeze alan MHP, daralan siyaset alanı nedeniyle daha demokratik ve kapsayıcı siyasete dönüşüp dönüşmemekle ilgili karar vermek zorunda kaldı. Mevcut kadrolar kendi konumlarını sürdürebilmek için iktidar partisinin milliyetçi politikalarında etkin olmak eğilimini tercih etti. Bu tercihi yeterli bulmayanlar ise İYİ Parti'yi kurarak yeni bir siyaset alanını oluşturma çabalarına yöneldiler. Ana Muhalefet Partisi MHP İttifakı.
MHP'nin liderin ve merkezin belirleyici olduğu girişimlerle ulaştığı anahtar parti konumu, Türkiye'nin demokratik dönüşüm döneminde demokratik dönüştürücü siyasete en fazla ihtiyaç duyulan kırılma noktasını aşılamadı. Dönemin yoğunlaşmaya başladığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP kendi adayını ana muhalefet partisine ortak aday olarak kabul ettirebildi. Ana muhalefet partisi MHP'li adayı demokratik dönüştürücü siyasete sahiplenecek konumda olmadığı için liderinin belirleyiciliğine uyarak kabul etti. Ana muhalefet partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde demokratik dönüştürücü siyaseti temsil etmek için alternatif biriktirmek yerine MHP'nin güvenlikçi, milliyetçi siyasetine katkı yapmış oldu. Evet, çok güzel tespitler, bakın dikkat edin. MHP ittifakının CHP'ye etkileri. Ana muhalefet partisi milliyetçi ulusal değerlere yakınlığı göstererek Cumhurbaşkanlığı seçiminde örtülü ittifak yapmış, MHP'li adayı desteklemişti. İttifakın iktidar partisine karşı alternatifi güçlendirmesi bekleniyordu. Demokratik dönüştürücü siyasetle örtüşmeyen bu zorlama CHP'nin beklentilerini karşılamak yerine güvenlikçi, milliyetçi politikaların güçlenmesine yaradı. MHP Cumhurbaşkanlığı seçiminde ulaştığı konumunu bu sağlamayla yöneltti. İktidar partisi siyasetinin Cumhurbaşkanlığı sistemine dönüşmesinde belirleyici oldu. Kazanımlarını sürdürmek için 2019 seçimlerinde İktidar Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğini açıkladı. MHP'nin sergilediği siyaset, ihtiyaç duyulan demokratik dönüştürücü siyaset alanının sahiplenilmemesi nedeniyle ortaya çıkan çaresizliği açıkça yansıttı. AK Parti ittifakının yansımaları. İktidar Partisi, MHP ittifakı için yapılan eleştirileri ve değerlendirmeler siyasi partilerin merkez kadrolarının konumuyla ilgili olduğu için halkta yeterince karşılık bulamamaktadır. MHP ittifakları Türkiye siyasetinin lidere ve merkeze bağlı yetersizliğinin görünmesini sağladı. Lider ve merkez kadroları belirleyiciliğiyle eski alışkanlıkları üzerinden yapılan siyasetin halkın iradesinin yapılabilirliği temeline dayanmadığını, demokrasinin kural ve kurumlarıyla yapılmadığını, sorunların çözümünü ihtiyaç ve beklentilerin karşılanmasını sağlamadığını bütün yönleriyle açığa çıkmıştır. Biraz küçük olduğu için okurken. Halkın iradesinin yapılabilirliği. Halkın iradesinin yapabilirliği, evrensel demokrasinin kural ve kurumlarıyla siyasi partilerin kendilerini aşması yeniden üretebilmesiyle sağlanabilecektir. Merkez siyasi konumun belirleyiciliğine özgülenen siyaset, uzlaşmayı, normalleşmeyi, demokratikleşmeyi değil, kendi konumunu merkeze aldığı için halkta yeterli karşılık bulamamaktadır. Son seçimler, referandum oylaması, adalet yürüyüşü bu gerçekliği yansıtmaktadır. Vesayet sistemi koşullarında oluşan birikimle sürdürülen siyasetin demokratik hukuk devletinin inşasına yetmemesi, Türkiye gerçekliğiyle bütünleşen demokratik dönüştürücü siyaset alanının temsilini vazgeçilmez hale getirmiştir. Siyasi partilerin siyasi işleyişlerini demokratikleştirmeden halkın iradesinin yapabilirliğini sağlamaya yetmeyeceği gerçeklik haline gelmesine rağmen 2019 seçimlerine eski alışkanlıklar üzerinden hazırlık yapılmaktadır demiş Mustafa Okçu. Biraz da büyük oluyor. Bunu dikkatle okuyup yararlanmak lazım. Gazeteye geri alayım. Aynı konuda bizim Yaka Kocaeli gazetesinden Enes Şen arkadaşlar. Enes Şen de kayıtlı değilse kaydedelim arkadaşlar yazar kadromuza. Enes Şen, ittifak kimin yararına olacak diye soruyor. Faydalanalım. İttifak kimin yararına olacak? Son yazımızda 2019 seçimlerinde AK Parti ve MHP arasında yapılacak ittifak ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştuk. İttifak durumunun netleşmesiyle olumlu olumsuz yorumlarında olması normal. Benim şahsi olarak bu konuda merak ettiğim şey AK Parti tabanından çok MHP kanadından yorumların nasıl olacağıydı. Malum orada bir ikilem mevcut. Erdoğan'a destek olunmasını benimseyenler ve benimsemeyenler. Benimsemeyenler daha çok partinin içinde bulunan İrlandalılar. Parti ikiye bölündükten sonra yapılan ittifakın 2019 seçimlerine ne derece katkı sağlayıp sağlamayacağı ayrı bir tartışma konusu tabii ki. Bana soracak olursanız etkilemeyecek. Neden diye soracak olursanız MHP'de bölünme resmiyet kazanmadan önce de kemikleşmiş bir oy potansiyeli vardı. Yani bölünme gerçekleşmeden önce Bahçeli'ye muhalefet eden kesim zaten aykırı bir davranış içerisindeydi. Bak oranın altını çizelim. Tekrar oku o cümleyi. Sonra. Yani bölünme gerçekleşmeden önce Bahçeli'ye muhalefet eden kesim zaten aykırı bir davranış içerisindeydi. Yani İYİ Parti ya da işte o MHP içindeki ihtilaflı kesim bölünmeden önce zaten aykırı duruyorlardı. Muhtemelen seçimlerde de oyları sağa sola kayabiliyordu. Ama bölünse bile, onlar ayrılsalar bile zaten... Farklı düşünceye sahip oldukları için, yani içimizdeki İrlandalılar pozisyonunda oldukları için MHP'ye çok fazla şey kaybettirmeyeceklerdir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderine ve şu andaki mevcut yönetimine güven %8 gibi kemik bir oyu var. Her halükarda MHP'ye oy verecek %8 cepte. Böyle bir oyu var diyor Enes Şen. Ben katılıyorum, devam edelim. O durumda dahi ortalama %8 civarlarında bir oy potansiyeli vardı.
Bu bahsettiğim kemikleşen oy potansiyeli AK Parti tabanıyla farklılık gösteriyor. Nasıl ki AK Parti seçmeninden belli bir kesim Erdoğan'ın dini konulardaki hassasiyeti sebebiyle arkasında duruyorsa, MHP'de de %8 kısım Bahçeli'ye duyduğu saygıdan dolayı desteğini sürdürüyor. İttifak konusunda yapılan yorumları takip ederken en azından izlediklerim arasında hiçbir köşe yazarları duymadığım bir bakış açısını siz değerli okuyucularla paylaşmak istiyorum. İttifak konusu gündeme geldiği ilk günden bugüne kadar herkes AK Parti'nin toplum tarafından oldukça eleştirilen bir parti haline geldiğini, bu sebeple de MHP'nin çağrısının tabiri caizse ilaç gibi geldiği yönünde yorumlar yapıldı. Hatta bazıları hiç de akıl kârı olmayan bir teoride bulunarak MHP'ye teklifin AK Parti'den geldiğini ama AK Parti'nin mevcut konumu koruyabilmesi adına medya teklifin MHP'den geldiği şeklinde servis edilmesinin istendiği dahi konuşuldu. Tam da bu aşamada ben de sizlere gerçeklik payı çok daha yüksek bir teoride bulunmak istiyorum. AK Parti'ye ittifak çağrısında bulunulurken yerli ve milli duruşa ek olarak MHP içerisindeki İrlandalılar ada bir mesaj verilmek istenmiş olamaz mı? Yani siz istediğiniz kadar bizden ayrılarak güç kaybettirdiğinizi düşünseniz de yerli ve milli duruşumuzdan geri adım atma düşüncesinin olmadığını göstermek amacı güdülmüş olamaz mı? Olabilir tabii. Güzel bir şey. Yani ön açıcı bir yazı. Evet. Kısacası bu ittifaktan her iki kesiminde fayda sağlayacağını söylemek mümkün olacaktır. Evet. İttifak bu iki partinin dışında üçüncü bir kesim de faydasına olacak. Üçüncü kesim kuşkusuz halk olacak. Yapılacak ittifakın olumlu sonuçlanması durumunda halk en azından belli bir süreliğine kendisini ayrımcılıktan korumuş olacak. İnanç serbestliğini korumuş olacak. Ülkesinin yaşanılabilirliğini korumuş olacak. Kaliteli ve yardımsever belediyecik anlayışını korumuş olacak. Bağımsız Türkiye yapısını korumuş olacak. 2019 seçimlerindeki ittifak başarıya ulaşırsa hem siyasi partiler hedeflerine ulaşacak hem de toplum yıllardır türlü zorluklarla elde ettiği yaşam standartlarına olası bir müdahalenin önüne geçmiş olacak. Böylesi kulağa daha hoş gelmiyor mu demiş Enes Şen. Evet, alayım onu Enes Şen yazısından. Bu da değişik bakış açısı. Kendi ifadesiyle zaten böyle bir de böyle bakalım diye ifade ederek yazmış Enes Şen. Bundan da yararlandık. Farklı bakış açısı bu. Kazanımlarını koruma açısından da sadece itiraz ettiğim bağımsız Türkiye yapısını korumuş olacak. Biraz maksadını aşmış arkadaşlar. Diğer partiler de bağımsız Türkiye isterler herhalde. Türkiye'yi parçalayıp bölecek halleri yok HDP hariç. Yani kazanımlarını koruyacak halk. Yani bu ittifakla birlikte halk kazanımlarını koruyacak. İşte yaşamına müdahale, inanç serbestliği vesaire gibi yaşam standartlarını koruyacak. Amenna. O açıdan da bakılabilir ama bağımsız Türkiye yapısını korumuş olacak dersek, yani bu ittifak dışındakiler bağımsız Türkiye yapısını, yani bu ittifak dışındakiler demokratik sistemde göreve gelirse bağımsız Türkiye yapımız bozulacak iddiası taşır tahtında müstetir. O biraz maksadını aşmış gibi geldi bana. Haksızlık yapmadan yorumlamamız lazım. Yani onları da biz şimdi ötekileştirme falan diye çok konuşulacak. Bundan sonra da çok konuşulacak. Biraz da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yani ötekileştirme konusu da ayrı bir köşe yazısı konusu olmalıdır bana göre. Belki de ben yazarım. Yani bize oy vermezseniz, bizi şeyiz, milli ittifakız, bize oy vermezseniz siz gayrimilli oluyorsunuz. Yani bu öyle bir durum var. Bu noktaya gelmemesi lazım. Bu ülke hepimizin, hepimiz ülkemizi seviyoruz. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar da seviyorlar. MHP'liler de, AK Partililer de seviyorlar. Ülkeler için gereken fedakarlığı gerekli zamanlarda yaparlar. Yani siyasi bir çekişmemiz olur, çekişme olur partiler arasında ama partiler birbirlerini işte bağımsız Türkiye'ye karşı gibi konumlandırmasınlar. Bunlar doğru değil. Evet arkadaşlar, şimdi Duru Deniz köşesinde Kocaeli Özgür Kocaeli gazetesinden Zeki Canşi diyor ki İHA İnsani Yardım Derneği. Yorulunca söyle, direkt ben yardımcı olurum. İHA İnsani Yardım Derneği, Zeki Canşi'nin köşe yazısıyla devam ediyoruz. Kısa adı İHA olan İnsani Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı'nın başında Sayın İsmail Yeşildal'ın bulunduğunu değerli yöneticileri beni ziyarete gelmiş ve kendilerini tanıttırmışlardı. Geçen haftada kendilerine yaptığım iade-i ziyarette kısmen tanıdığım bu kuruluşu daha yakinen tanıma fırsatını buldum. İnsani yardıma ilişkin geniş bir hinterlanda bulunan bu derneğin genel merkezi vakıf şeklinde. 1992 yılında patlak veren Bosna Savaşı ile birlikte üniversite öğrencilerinden mütedeyyir ve idealist bir grup gençler tarafından kurulmuş. Kamuoyunca oluşan algıya göre bu kuruluşun milli görüş çizgisiyle birlikte anılıyor olması da daha çok kurucularının bu kesimden oluşmasındandır. Zaten kendileri de bu algıdan rahatsızlık duymuyorlar. Bosna'daki savaşın başlamasıyla birlikte ortadaki mazlum ve mağdur insanlara ulaşmak için merhum Aliye İzzet Begoviç ile görüşen bu gençler kendisinden de karşılık bulmuş olmalılar ki evvelen yoğunluklarını Bosna'ya vermişler ve yardımlar noktasında başarılı çalışmalara imza atmışlar. Gerek genel merkezleri ve gerekse Kocaeli Şubesi çalışmalarını yerel hasretmekle birlikte daha çok yabancı mazlum ve mağdur coğrafyalara yönlendirmişler ve o bayağı da önemli işlere imza atmışlardır.
Çeşenişten ve Gazze başta olmak üzere toplam 140 ülkede faaliyet gösteriyorlar. Adını daha çok Marmara hadisesiyle duyuran kuruluş bu ülkelerin konuyu... Evet, tamam. Bu ilişkin partner vakıf ve dernekleriyle ortaklaşa yürüttükleri projelerle yardımlarını zamanında ve yerinde ihtiyaç sahibi kimselere ulaştırmayı başarıyorlar. Ayrıca sadece yardımlarla sınırlı kalmıyor, kurdukları arama kurtarma ekipleriyle doğal afet, savaş ve benzeri durumlarda interaktif bir kurtarma timi şeklinde görevlerini layıkıyla yerine getiriyorlar. Yardımlarını sadece İslam ülkelerine ulaştırmakla kalmıyor, mazlum ve mağdurun kimliği, dini, mezhebi ve meşrebi sorulmaz ilkesinden yola çıkarak aynı zamanda Japonya, Haiti, Nepal ve Filipinler gibi ülkelerdeki mağdur ve mazlum insanlara da ulaşıyorlar. Faaliyetlerini daha çok şu üç alanda sürdürüyorlar. 1. İnsani diplomasi faaliyeti. Devletler arası yapılan savaşlardaki esir takası. Örneğin Kızılay ile yaptıkları işbirliği neticesinde Suriye'deki 48 İranlı rehineye karşılık 2130 tutsağın takas işlemini başarıyla gerçekleştirmeleri gibi. 2. Arabulucuk faaliyeti. Moral Kurtuluş Cephesi ile Filipinler hükümeti arasında arabulucuk faaliyeti. Bunlar son derece önemli aktiviteler. 3. İnsani yardım çalışmaları. Bunda 3 önceliğe göre yapıyorlar. A. Savaşlar. B. Doğal afetler. C. Yoksullukla mücadele. 2012 yılında dernekleşen Kocaeli Şubesi, yürüyüş yolundaki mülkiyeti kendilerine ait olan merkez idare binalarını pek yakında kaba inşaatı biten İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla karşısı Köse Sokak'taki 4 katlı toplam 758 metrekarelik binalarını taşıyacaklar. Kuruluşundan bu yana şu ana kadar TL bazında yaptıkları yardımlar 8.070.640 TL olup yardımlarla ayakta duran bir kuruluşun şubesi için oldukça ciddi bir rakam. Yaptıkları işler ise Sudan, Darfur, İzmit Gönülleri Camii, Gazze için nakdi ve araç yardımı, Lübnan ve Suriye'de Filistin mülteci kaplarında eğitim çalışmaları, Kenya, Kamerun, Çad, Afganistan, Tanzanya, Sudan'da 6200 su kuyusu açma, Sri Lanka'da engelliler okulu açma, Somali'ye kuraklık dönemi insani yardımlar, dünya genelinde yetimler için insani yardımlar, Kocaeli'de yetimler için giyim, eğitim, yakacak ve sosyal yardımlar, Tanzanya'da okul ve cami projesi, Suriye insani yardım malzemeleri 120 tır, Sudan, Etiyopya ve Tanzanya'da 9000 Kur'an-ı Kerim dağıtımı, dernek binası ve hizmet aracı alımı, Burkina Faso'da cami yapımı, Afrika'da 10 yılda 100.000 katarat ameliyat yapımı ve Nijer'de katarat hastanesi, Burkina Faso'da Karamürsel Alp Camii projesi, Arakan'da 140 avluluk sağlık kabini projesi. Evet değerli okurlarım, gördüğünüz gibi son derece faydalı hizmetler üreten bu dernek her şeyden evvel muhtemet insanlardan oluşuyor ve yaptığınız, yapacağınız yardımların yerinde kullanıldığına dair emin olmamanız için hiçbir sebep yoktur. Bağışlarınızı gönül rahatlığıyla bu derneğimiz vasıtasıyla pekala yapabilirsiniz. Elbette ki bu gibi farklı güvenilir derneklerimiz de vardır ama bu derneğin yaptıkları yapacaklarının teminatı olarak gözler önünde duruyor. Mevlam bu tarz kuruluşlarımızın sayısını arttırsın ve bu kardeşlerimize de güç ve kuvvet versin demiş Zeki Canşi. Evet, amin. Allah yollarını açık etsin. İHA gerçekten dünya çapında bir yardım kuruluşu haline, durumuna geldi. Büyük emek veriyorlar. Çok güzel hizmetler. Allah yollarını açık etsin. Bizim de yani yardım yapacak durumu olan varsa tabii ki desteklemelidir. Para ne işe yarar diye sormak lazım. Evet. Sendika mı sanduka mı demiş. Kim demiş? Sebahattin Aydın. Sebahattin Aydın diyor ki sendika mı sanduka mı? Kısalarını ben okuyayım ki sen dinle. Sendikalar işçinin, emekçinin hakkını korumak, onları ezdirmemek için vardır. Kamuya bağlı çalışanları temsil eden sendikalar da onların haklarını korumak için var olmalı. AK Parti iktidarıyla birlikte sendikalara da siyaset bulaştı. İktidar sendikaları kontrol altına almak için büyük çaba sarf etti. Bunu da büyük ölçüde başardı. AK Parti'nin Kocaeli milletvekilleri kendilerine yakın gördüğü sendikalara her platformda yol veriyor. Desteklerini açık açık gösteriyor. Sendika programlarına 3-4 vekille katılıyor. Bu tabloya bakınca sendikaların siyasetçilerin oyuncağı haline geldiğini üzülerek izliyorum. Siyasete göbekten bağlı sendika yöneticisinin önceliği asla üyesi olamaz. Üyenin çıkarlarını öncelik yapmayan sendikaya da zaten sendika denmez. Yedek lastik denir. Başka şeylere söylenebilir ama sendika diyemeyiz. Bunlar çıkar için kontrol altında tutulan sandukalardır. Bunlar çıkar için kontrol altında tutulan sandukalardır. Bir potansiyel saklarlar içlerinde ama değerleri yok diye eskiden sarı sendika derdik biz. Yani her derneği yapan sendika maalesef.
Sebahattin Aydın'ın bu yazısına katılıyorum arkadaşlar. Maalesef katılıyorum. Niye böyle olmasını istemiyorum çünkü. Ama sendikaların siyasallaşması konusunda katılmıyorum. Sendikalar ben kendim bildiğimden beri siyasallaşmış idi zaten. Yani solcuların sendikası başka, ülkücülerin başkaydı. AK Parti yokken de öyleydi, şimdi de öyle. Şimdi biraz daha AK Parti'ye yakın sendikalar da var diyelim. Yani sendikalar siyasetten ayrı hiçbir zaman olmadılar. Bir de yanlama demiş, onu da okuyayım. Sebahattin Aydın'dan yanlama. Birileri hakkında haber yapılır. Hakkında haber yapılan kişi ekonomik olarak güçlüyse ona sahip çıkan çok olur. Kocaeli basınında da buna birçok kez rastlıyoruz. Kimseyi kırmak istemiyorum ancak bunu yapmayın. Herkes arkanızdan konuşuyor. Kim ne yaptığını biliyor. Arkamdan ne konuşuluyor diye merak eden olursa arayın anlatırım demiş. Herhalde bir şeye kızdı Sebahattin Aydın. Yani haber yalanlama konularıyla ilgili. Eğer zengin birisi, işi düzgün birisi ile ilgili haber varsa hemen yalanlamayı seri bir şekilde yapıyorsunuz. Ve arkanızdan da sonra konuşuyorlar. Kim konuşuyor diye merak eden varsa söyleyeyim kardeşim diyor yani. Evet, Büyük Kocaeli Gazetesi'ni ziyaret etmiş Zekeriya Özak. Evet. Şurayı hemen okuyacağım. Şurada bir mevzu. Ondan sonra da Erdin Adedi okumak için. CHP'nin kente katkısı yok. 14 yıl içinde gelişip değişen Kocaeli'yi gazetemize anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı, Başkan Vekili Zekeriya Özak, sürçülisana dikkat edin, Başkanı Zekeriya Özak diyordum. Belki de Büyükşehir Başkanı Zekeriya Özak olur değil mi? Allah söyletti deriz o zaman da gelip bir yayını gideriz. İnşallah mı? Seviyor musunuz Zekeriya Özak? Dürüst. Dürüst çok dürüst, evet. Zekeriya Özak için ana kumanda diyor ki, çok dürüst bir adam, kardeşine bile toplu yapmayacak bir adam diyor. Yapmıyor diyor. Kardeşi sürünüyor diyor. Sürünmek de marifet değil ama. Zekeriya Özak benim de gözlemlediğim ve genelde çok fazla eleştirilen bir figür değil. Dürüstlüğüyle öne çıkan bürokratlarımızdan bir tanesi. Allah yolunu açık etsin. Tabii ki gönlümüz ister. Yani sayıları çoğalsın diyoruz. Şu ana kadar öyle gidiyoruz yani. Ne demiş? CHP'nin muhalefet yapamamasına dert yandı. Özak, CHP sadece eleştiriyor ama çözüm sunmuyor. Bu nedenle CHP'nin bu kente bir katkısı yok demiş ya. 14 yıldır eleştiriyor, çözüm yok. Muhalefet yapamıyor demiş Zekeriya Özak. Erdin Ade'de Demokrat Kocaeli Gazetesi'nden başkan değil ama fikirleri iktidarda başlıklı CHP'nin kongresiyle ilgili kısa bir yazısı var. Onu kayıtlara geçirelim arkadaşlar. Sonra gazeteyi geri alayım. Sonra reklama gidelim. Evet, ben de reklama gitme. Programımıza Erdin Adedi'nin köşe yazısıyla devam ediyoruz. Başkan değil ama fikirleri iktidarda. CHP değil kongresi öncesi başkan adaylığını açıklayan Bekir Yurdagül'ün iki önemli argümanı vardı. Birincisi il başkanları toplantısına katılmayacağıydı. İkincisi sokakta dolaşan bir il başkanı olacağıydı. Yurdagül seçilemedi ancak argümanları şu an il başkanı Cengiz Sarıbay tarafından hayata geçiriliyor. Sarıbay artık il başkanları masasında olmayacak. Ve daha da önemlisi sokakta sesini duyurmaya çalışan bir il başkanı olmaya başladı. Demek ki Bekir Yurdagül'ün adaylığı CHP'ye yaradı. Hani 1980 döneminde MHP'lerin çok meşhur bir sözü vardı. 12 Eylül'den sonra gözaltına alınarak MHP davasından yargılanmış olan eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Agah Oktay Güner'in bir sözüdür. Biz hapisteyiz ama düşüncelerimiz iktidarda. Yurdagül'ün de tam bu hesap demiş Erdin Adede. Evet, çok hoşça kalmış Erdin Adede. Agah Oktay Güner'in çok eski bir başkanı. Ne kadar dikkat etmiş gazeteciler. O köşe yazarlarımız onun için diyorum işte. Dikkat, çok iyiler yani. Biz hapisteyiz ama düşüncelerimiz iktidarda demişti o zaman MHP'li Agah Oktay Güner. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi il kongresiyle ilgili onu oraya gönderme yapıyor. Bekir Yurdagül ne diyordu? Bir, il başkanları toplantısına CHP il başkanının katılmasını uygun görmüyorum. İki, sokağa hareketlendirin diyordu. Şimdi şeyi kaybetti, kongreyi kaybetti ama sonuçta aynı taktik kongrenin anlayışı arasına girdi. Yani Yurdagül kaybetti ama düşüncesi il başkanı oldu anlamında bir bağlama yapmış. Çok hoş olmuş. Erdin Adede teşekkür ederim. Kısa bir reklam arasından sonra biz sizin karşınızda olacağız. Siz de bizim karşımızda olun. Galubela Kardeşlik Teşkilat Derneği'nin sunduğu Osman Saraç Hoca'nın gündemi reklamlardan sonra devam edecek. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Atmaca alçı yapıyoruz.
Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca Alçı Yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turan Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik PVC plastik doğramadan sağlanır. Pilise perde, pilise sineklik, panjur, katlanır cam, alüminyum korkuluk ve alüminyum doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC plastik doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC plastik doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu, Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir.
2009 yılından bu yana hizmet veren Ayşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Ayşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Ayşina Restoran ve Ocak Başı'na bekliyoruz. Şoray abi, başım dertte. Hayırdır? Kredi kartına bir türlü para yetiştiremiyorum. Kese kağıdını doldurduğun gibi kullanıyorsan kartını yetiştiremezsin. Ne yapayım abi, kullanmayayım mı? Kullan ama limitin kadar. Bankanın verdiği limit. Hayır, limitin ödeme gücündür. Günü geldiğinde ödeyebileceğin kadar harcama yap kartı. Ama abi bir tane kartım yok ki. Fark etmez. Önemli olan ödeme gücün. Aşarsan para yetiştiremezsin. Anladım abi. Unutma, kredi kartı havadan gelen para değildir. Nakit yerine kullanabileceğin bir ödeme aracıdır. Doğru kullanırsan hem sana fayda sağlar hem de ülke ekonomisine. Kalu Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin sunduğu Osman Saraç'la Kocaeli'nin gündemi devam ediyor. Kısa bir reklam arasından sonra Kocaeli'nin gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Destekçimizi Dilek Söylesin ve Mustafa Küpçü'nün Erdoğan Neden Susuyor başlıklı yazısıyla devam edelim. Kalu Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin desteğiyle TV262 ekranlarında sunduğumuz Kocaeli'nin gündemi programının ikinci bölümüne başlıyoruz. Programımıza Mustafa Küpçü'nün köşe yazısıyla devam ediyoruz. Erdoğan neden susuyor? AKP Genel Başkanı Erdoğan, iç ve dış politikada karşısına çıkan her kişi sorun ya da olay karşısında en kısa sürede ve en etkili şekilde karşılık veriyor. Hiçbir eleştiriyi yanıtsız bırakmıyor. Dili sert ve öfkeli. Dikkat ediyor musunuz bilemiyorum. Kocaeli'de olduğu gibi ülkenin dört bir yanında büyük boy ve gecede etkin şekilde görülebilecek yeni panolar kondu. Ve bu panolarda ağırlıklı olarak AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın mesajları yer alıyor. Örneğin Dünya Beşten Büyüktür mesajı. Son olarak Erdoğan ve Türk bayrağı eşliğinde şu mesaj panoları süslüyor. Boyun eğdiremeyeceksiniz, diz çöktüremeyeceksiniz, başaramayacaksınız. Kime ya da kimlere sesleniyor? Farkında mısınız yine mağdur edebiyatı sahnede? AKP Genel Başkanı Erdoğan çok açık ki 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için her türlü yolu denemeye kararlı. Ama bu arada birileri önüne kime engeller çıkarıyor? Vergi cennetlerine para aktarma olayları, yakın akrabaların zenginlik kaynakları, büyük şehirlerdeki yolsuzluk iddiaları gibi. Allah için şu gerçeğin altını çizmeli ki Erdoğan her iddiaya bir sert karşılık buluyor ama AKP Genel Başkanı Erdoğan iki konuda hiç tepki vermiyor. Üniversite diploması Yunanistan'ın işgal ettiği Türk adaları. Neden? Cumhurbaşkanı olabilmek için gerekli temel koşullardan biri 4 yıllık lisans diploması. Bu diploma Erdoğan'da var mı yok mu bilemiyoruz. Ama bizim bildiğimiz Erdoğan diplomasını çıkarır al sana diploma derdi. Hatta bütün panoları, billboardları bu diploma ile donatırdı. Neden demiyor, neden açıklama yapmıyor. Yunanistan ziyaretinde Lozan Antlaşması'nda güncellemeler yapmalıyız derken neleri kastettiği pek anlaşılmadı. Üstelik o anlaşmanın tek tarafı Yunanistan değil ki. Erdoğan iç politika hesapları için Lozan'da kullanıyor. Sıradan vatandaş ne bilsin bu çıkışın kuru sıkı bir atış olduğunu ve kendisini ikna için kullandığını. Oysa biz Sayın Erdoğan Yunan Cumhurbaşkanı ve Başbakanına "Ey Yunanistan, işgal ettiğin adalarımızdan hemen çık, sabrımızı sınama yoksa" diye fırça atmasını bekliyorduk. Yunanistan Türkiye'ye ait olan adacıkları neden işgal ediyor ve hatta silahlandırıyor? Türkiye için zaten kolay geçiş olmayan Ege'yi karasularını genişleterek tamamen Türkiye'ye kapatmak ve Ege'yi Yunan Gölü haline getirmek istiyor. Dış politika uzmanlarını monşerler diye küçümseyip devre dışı bırakan Erdoğan dış politikada sınıfta kalmıştır. Ha diyeceksiniz ki AKP Genel Başkanı Erdoğan diyorsun ama o aynı zamanda Cumhurbaşkanı değil mi? Yanıt. Cumhurbaşkanı adı üzerinde bütün cumhurun başkanıdır. Yani siyasi görüşü, inanç değerleri ya da etnik kimliği ne olursa olsun bütün vatandaşları kucaklayan ve ayrım gözetmeksizin her vatandaşın haklarını savunan ve bu kimliğiyle iç barış için ortak bir güvence olması gereken kimsesizlerin kimsesi bir kamu görevlisidir. Toplumun bir kesimine hasım gözüyle bakan bir kişi cumhurun başkanı olabilir mi dersiniz? Son söz. Sayın Erdoğan, yukarıdaki iki önemli konu üzerinde açık seçik yanıtınızı bekliyoruz.
Şu diplomanızı biz vatandaşlarımızla paylaşın. Futbol yaşamınızda olduğu gibi üniversite yaşamındaki arkadaşlarınızla olan fotoğraflarınızı da yayınlayın lütfen. Böylelikle biz de bu konuda size iftira atanları görelim. Sonra şu Yunanistan'a bir zılgıt çekin de ulusal onurumuz şahlansın. Bekliyoruz demiş Mustafa Küpçü. Evet. Devam ediyoruz bir şey yoksa. İsmet Çiğit, İlhan Bayram artık hiçbir proje gecikmeyecek açıklaması yapmış. Şuraya okuyalım. Bayram artık hiçbir proje gecikmeyecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri değerli dost İlhan Bayram önceki gün göçmüş olsun ziyaretine geldi. Göçmüş olsun değil, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Göçmüş olsun. O zaman bak bu çok güzel bir sürçülisan oldu. Neden biliyor musun? Böyle hakikaten ağır kanser olmuşsa, birisi bir şey olmuşsa ona ziyarete giderken geçmiş olsun ziyareti değil de göçmüş olsun ziyareti yapalım. Tamam estağfurullah. Tamam. Büyükşehir Belediyesi projelerini konuştuk. Taze haber. Gebze metrosu için ihale 1 Şubat'ta yapılıyor. İlhan Bayram halen devam eden işlerin 2019 Mart'ındaki yerel seçimlere kadar biteceğini, 2019 sonrası için Kocaeli halkının önüne çok büyük projeler koyacaklarını söyledi. AK Partililer 2019 sonrasında da büyükşehir yöneticileri konusunda en küçük bir kuşku duymuyorlar. Bu da ilimizdeki yerel muhalefetin sorunu olsa gerek. Bayram projeleri anlatırken bir de şunu söyledi. Artık Büyükşehir Belediyesi'nin başladığı iş zamanında bitmedi diye yazamayacaksınız. Başladığımız her projeyi zamanında hatta zamandan önce bitireceğiz demiş İsmet Çiğit. Evet teşekkür ederim. Evet Yücel Alpaydemir'in kurumsala kiralık yazısını şimdi mi okuyalım? Haberci bizden mi okuyalım? Süleyman Pekin yazısı var. Okumak yerine okuntu yapmak. Süleyman Hoca'yı okuyalım. Süleyman Hoca'yı okuyacaksın. Tamam. Süleyman Pekin arkadaşlar. Okumak yerine okuntu yapmak. Başlıktı. Yazısını okuyoruz Süleyman Hoca'dan. Okumak yerine okuntu yapmak. Yavuz Sultan Selim Mısır'a gireli 501 geçiyor. Her şey Ocak 1517'de başladı. Yavuz kazandı, Tomanbay kaybetti. Osmanlı yükseldi, Memlüklü söndü. Halife öldü, yaşasın yeni halife. Oğul Memlük Devleti ki 13. yüzyılın yenilgi yüzü görmemiş, Moğolların üst üste yenme başarısı göstermiş müşahit bir Türk teşkilatıydı. Eşari şekilciliği 2-2,5 asırda bu dinamik kaynağı kuruttu. Mısır'ın fethiyle Kahire'den İstanbul'a gelen 1-2000 civarında eşari alim sonrası asırlıkta Osmanlı'ya da kuruttu ve aklını soldurdu. Belki de Mısır'ın zenginliğinin laneti ve Memlukların uzun vadeli intikamıydı bu. Ekim 1517'de Martin Luther diye biri Almanya'nın Wittenberg şehrinde kilise zulmüne baş kaldırdı. Tanrı ile kul arasına girilmesini, ruhban sınıfı diktatörlüğünü, cennetten köşk satılmasını ve hatta müminlerin tekfir, aforoz edilmesini protesto ederek 501 yıllık akli bir gelenek başlattı. Martin Luther değil mi? Evet. Protestanlık işte evet. Biz de 501 yıl içinde Hristiyanlığın geride bıraktıklarını ala ala İslamiyet'i Hristiyanize ettik. Aklı terk ettik, nakle geçtik. Özü unuttuk, şekle baktık. Sorgulamayı attık, taklide tutunduk. Yaşayan ve insanlar gibi canlı bir dini aldık, buzdolabındaki kalıplara koyduk. Günümüz İslam dünyasının donukluğu bundandır. Allah'ın oku emrine, düşünün akledin talimatına, yeryüzünü gezin inceleyin düsturuna, yaratıcının kainattaki ayetlerine, izlerine bakın hükmüne uyan Avrupalılarsa bu 501 yıl içinde hem dünyanın efendileri oldular hem de bozulmuş Hristiyanlığı İslami prensiplerle tedavi ettiler. Biz ise okumadık, okuntu yaptık. Şamanlık ve gök tanrı dini zamanında da yaptığımız gibi. O zamanki ozanlar ve kamlar destanları ezberler ve bunları müzikal formda şiirsel üslupla halka topluca arz ederlerdi. Şimdi de imamlar ve hafızlar Yasin, Tebareke, Mevlid ezberleyerek aynı ortamlarda aynı usullerle halka sunum yapıyorlar ki buradan hasıl olan sevabı 501 yıl boyunca istediğin gibi dağıt. Allah'ın bu okuntulara zaten kaç puan vereceğini de biliyoruz. İmtihan dünyası ama cevapları çalmışız. Ölünce bile nereden ne sorulacağını Rabbe dikte etmişiz. Men Rabbüke ve men Dunike ve men Nebiyüke gibi hep çalıştığımız yerden. Cahilliğimizden kıl aldırmayız ve hatalarımızı asla sorgulamayız. Kandırıldığımızı bile başımıza iş gelmeden idrak edemeyiz. Ama bir şey ilave edeyim. Böyle olmadığını da bilmiyoruz ama. Yani tabii Eşari'ye göre neyse çok girmeyeyim. Süleyman Hoca dolu bir hocamız da. Yani men Rabbüke men Dinüke gibi işte mevzi kabir sualleri olduğuna inanıyoruz ya. Bunu bile eleştiriyor yani Süleyman Hoca. Ama öyle mi değil mi onu da bilmiyoruz. Evet. Müstakim ve mümin değiliz. Her gün ihtinas sıratan müstakim istikamet yolunda aydınlat bizi derken bile kıldan ince ve kılıçtan keskin bir köprüden gişesiz geçişimizi hayalleriz. Ebu Cehil gibiyiz. Allah'ı biliyor ama ona güvenmiyoruz. Paraya ve güce güveniyoruz. Cahilliğimizi kabul etmediğimiz gibi eski köyü yeni adet getirenleri de sevmeyiz.
40 asırlık okuntu geleneğimizle mutluyuz. Mutluluğumuzu bozanları yüzdesel kestiretimizle bozarız. Hep kaybedeni zaman küçücük hesaplarımızı her yoldan kazanmaya bakarız. Ve sonrası hüsran. İnnel insanı lefi husur. Ben miyim Müslümcü? Ümmeti İslam'ı anlayamadım. Dertler insanı mahzun kul, sefalet aşkım oldu, kahretmişim hayata, gözümde yaş, bağrımda taş, külli harap, ağır yaralı, yıkıla yıkıla, El Fatiha. Çok güzel ya, Süleyman Hoca'nın üslubuna bakar mısın? Her zaman böyle hem dolu dolu mesajını veriyor, hem de keyifle, zevkle okuyup faydalanıyoruz. Süleyman Hoca'dan teşekkür ederim, Süleyman Pekin. Evet, devam ediyoruz. Onda yok herhalde başka. Adem Turgut, gurur veren ödüller. Malumunuz 16 Ocak basın onur günü. Bununla ilgili toplantılar yapıldı, etkinlikler yapıldı diyelim. Yalnız ödülleri okuyalım çünkü bizim için de gurur vericidir. Suriye Çatak Tekin kaleminden Kasım 2017'de yayınladığımız Bu Çığlığı Duyun röportajında öldürülme korkusuyla yaşayan çaresiz bir kadının dramı vardı, yardım çığlığı vardı. Hatırlıyor musun, okumuştuk onu burada? Hatırlıyorum. Evet. Ödül aldı o. Mevlüt Soysal'ın Aralık 2017'de yayınladığımız 4 Üniversiteli Çaycı. Hatırlıyor musunuz bunu da? Ama çaycı diyordu ki ben keyif için çaycılık yapıyorum. Rahatlıyorum. 4 tane üniversite bitirmiş. 3 tane bitirmiş. Diğerini de bitirme aşamasındaydı. Mevlüt Soysal'ın röportajıydı o. 4 Üniversiteli Çaycı röportajı da son dönemin en farklı ve dikkat çekici söyleşilerinden biriydi. Her iki röportajda jüri tarafından ödüle layık görüldü. Suriye Çatak'takin röportajı birinci olurken Melut'un röportajı da mansiyon aldı, diyor Adem Turgut'un köşesinden. Beni gururlandıran bir başka ödül de genç muhabir kardeşim Arif Bulut'tan geldi. Arif, Gassallar'ın Gizli Dünyaları haberiyle ödüle layık görüldü. Arif de genç kuşağın çalışkan isimlerinden. Bu ödül onu da teşvik edecektir. Üç arkadaşımı da yürekten tebrik ediyorum. Arkadaşlarımla gurur duyduğumu söylemeliyim, demiş. Biz de tebrik ederiz. İnşallah seneye çok daha fazla ödül alanlar olur. Ve yine tefe ve tüfeği sabitlemeleri lazım. Başlık yazısında Adem Turgut diyor ki, gazeteciler basın onur gününde Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'tan önemli bir müjde geldi. O müjde %50 geldi. Biliyorsunuz basın sitesi için TOKİ tarafından istenen paralar çok yüksekti. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin bin bir zahmet çekerek hazırladığı koşulların içine gelip lüks konut yaptım diyerek TOKİ'nin gazetecilerden anormal ücretler istemesine tepki göstermelerinden biri de benim, gösterenlerden. Yani TOKİ Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin girişimleriyle gazetecilere sosyal konut yaptı. Lüks konut yaptım diyerek fiyatı yükseltti. Buna da tepki gösterdi gazeteciler, biri de benim, diyor Adem Turgut. Ben ev almayı düşünmüyorum ama buraya bel bağlamış çok sayıda genç kardeşlerimiz var. Ben de varım, genç değilim ama. Fikri Işık başından beri gazetecilerin ev sahibi olması için çaba sarf ettiği gibi bu yanlışı düzeltmek için de gayret gösterdi. Görünen o ki TOKİ'den indirim de almış. 2+1 evler 16 bin peşin 650 TL civarından başlayan taksitlerle. 180 ay, 3+1 daireler 24 ay peşin, 24 bin lira peşin, yalnız 26 bin lira diye biliyorum ben bunu. 26 bin lira olması lazım. Peşin 950 TL'den başlayan taksitlerle 180 ayda satın alınabilecek. Gazeteciler bu koşullara uyarlarsa daire sahibi olabilecek. İndirimler önemli. Ancak TF ve TÜFE artışları var. Gazeteciler peşine atlar ve her yıl bu TEFE TÜFE artışlarıyla başa çıkamazlar. TEFE ve TÜFE'nin sabitlenmesi, hatta %3'lere çekilmesi gerekir. O zaman bu proje gerçek anlamında bir sosyal proje olacak, demiş Adem Turgut. Hepimizin sorunlarına, en azından konutla ilgili sorunlarına güzel bir yazı yazmış. Tercüman olmuş diyeyim ben, tercüman olmuş. Ben 138 daire var, ben de müracaat ettim. Bu şartlar gerçi daha önceki şartlara oranla daha iyi, daha düzeltilmiş. Ve o evlerin de ederi bundan fazladır. Sosyal konut olmuş. Amenna, lafımız yok ama gazetecilerimizin bu şartları karşılama gücü var mı diye de bir sormak lazım. Ama zorlanacağız, bir şeyler yapacağız. Yani bir şekilde başka ev alma, ev sahibi olma şansı yok. Birçok gazetecinin en başta da benim yani. Başka da ebedi, kıyamete kadar yaşasam benim evim olmaz da başka. Kıyamete kadar yaşasam evim olmaz benim. Bunu da alamazsam. Evet.
Evet, ana kumanda diyor ki ev sahibi buradan ev sahibi olmak isteyen kişiler, gazeteciler genelde muhabir ya da asgari ücretle çalışan insanlar diyor. Ve bu şartlarda nasıl o peşinatı ayarlayacaklar, nasıl her ay işte 650-700 lira ödeyecekler, tefettüfe de üstüne ilave edilirse ileride gibi. Çetin Gürol, yayına göndereyim seni söylediklerini. Çetin Gürol, Cumhuriyet Başkanımız didinerek de demiyorum diyor. Vücudunun komple taşın altına sokarak elinden gelen dişle tırnakla yaptı diyor. Evet. Fakat bürokrasiye takılıyoruz bir sorunda diyor. Evet. Evet, buradaki bu gazetenin durumu ortada. Yani bu evleri yaptığınız kitlenin gelir durumu ortada. Şimdi lüks daire yaptım diyor TOKİ. Tamam, lüks yaptığında yapmasaydın ne yapalım diyor. Bizim para bu kadar yani. Lüksten kastım ne diyor vesaire. Şimdi tam bu bir sade açıklama. Bununla ilgili müracaat sırasında detayları öğreneceğiz. Ondan sonra yorum yaparız, konuşuruz. Çünkü bilim tam hakim değiliz yine. Bu paralar her yerden eve alınabilirdi zaten diyor. Yani sosyal konut olarak yapmışsa TOKİ bunu, bu açıklanan rakamlarla her yerden ev alınabiliriz diyor. Ama şartlar işte 180 aya bölünmesi, peşinatın düşünülmesi. Var mı gene? Aynı şartlarda başka konutlar da var diyor. Akıllı ev alabiliyorsun. Boş abartma. Bak. Ya ben kendi adıma bir şey söyleyeyim. Bu projeden önce bir ev alma hayalim bile yok yani. Niye yoktu biliyor musun? Bir şey mümkün değil yani. Benim bir sürü icram var, vergi borcum var, sıkıntım var, bilmem neyim var. Bunlar bitecek de. Gelmişim 47 yaşına. Bitecek de. Bir yerden de bir para kazanacağım da. Bu şu andaki yaptığımız meslek gazetecilik. Bundan kazandığımız belli. Bundan arttıracağız da. Bir para biriktireceğiz de. Ev alacağız da. Zaten banka bize kredi vermez. Onu yapmaz, bunu yapmaz. Mümkün değil. Öyle bir şey yoktu ama gazete cemiyetinin bu çalışmasından sonra bir hak sahibi olduk. Onu da mümkün olduğu kadar kullanmaya çalışıyoruz. Yani bu evlere gidip yerleşmek istiyoruz, yaşamak istiyoruz yani. Yani ne diyeyim, Fikri Işık tabii o da elinden geleni yapmıştır bakanımız ama daha fazla yapılmalı yani. Yani mesela reise Tayyip Erdoğan'a ya bu İzmit'te bu kadar sürünen gazeteci var. Bunların kıyamete kadar ev sahibi olacağı yok. Koskoca devletiz biz. Şu konutlarda bir indirim daha yapın da şunlar bir nefes alsın da şu evlere girsin diye söylenebilir. TOKİ yaptı ya. Hangi ihale ediyorsun sen? Nereden nereye bağlı? O kadar çok para kazanan firmalar var, ihalelere girip alanlar diyor. Onlar diyor ödesin diyor peşinatlarına gazetecilerin. Oldu. Evet, yolun sonu diyor Uğraş Çiftçi. Ve Dilek Mert okuyor, gazeteyi geri veriyor. Programımıza Uğraş Çiftçi'nin köşe yazısıyla devam ediyoruz. Yolun sonu, ABD 5000 tır dolusu silah ve mühimmatı göstere göstere Suriye'nin kuzeyindeki YPG'ye teslim etti. Bu yeni bir durum mu? Bir yanıya bakarsanız yeni bir durum değil. Çünkü ABD'nin bu gruba silah, mühimmat ve erzak teslimi 90'lı yıllara kadar el altından ve dolaylı yollarla ama 90'lı yıllardan sonra bariz olmaya başlamıştı. ABD'nin hem de Türkiye sınırları içindeki çekiç güç uçakları ve helikopterleri marifetiyle yaptığı bu illegal yardımı en sert muhalefeti dönemin jandarma genel komutanı Eşref Bitlis Paşa yapmıştı. Sonrası malum. Fakat ABD özellikle son bir yıldır oyununu açık açık göstere göstere ilan ede ede oynuyor. ABD'li yetkililer Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik ordu kurduğunu ilan etmekse mahsur bile görmedi. Bu ordu kime karşı kuruluyor? Bu ordu ile kime karşı hazırlık yapılıyor? Bu hazırlığın Türkiye'ye karşı olduğunu anlamamak için sırılsıklam aptal olmak lazım. Üstelik bunu yapan ABD halen ve aktif olarak incirlik başta olmak üzere Türk topraklarındaki üsleri kullanıyor. Türkiye tüm bu olanları kah görmezden gelerek, kah alttan alarak, kah alçak sesle uyararak onlarca yılı geride bıraktı. Ama artık yolun sonu göründü. ABD adeta meydan okurcasında Türkiye'nin üzerine yürüyor.
Türkiye kritik bir eşiğe gelmiş durumda ve önümüzdeki birkaç ay Türkiye'nin geleceğine yön verecek büyük olaylara gebe. Keşke bu mesele muhalefetin de gündemine girebilseydi demiş Uğraş Çiftçi. Evet, teşekkür ederiz Uğraş Çiftçi. Yalnız bugün bir açıklama geldi Amerika'dan. Türkiye bölgeyi bombalamaya başladıktan sonra baktı ki Tayyip Erdoğan'ın geri vitesi yok. Bu millet geri adım atmayacak. Biraz topu çevirmeye başladılar. Bizim PYD ile o kadar da fazla bağımız yok diye bir açıklama geldi. Baktı ki bombalıyor bizimkiler. Cesetler başladı gelmeye. Ya o kadar da fazla bağımız yoktu canım yani. Onlar orada rezil olursa bizim itibarımız zedelenmesin düşüncesiyle. Ya, o kadar da fazla bağımız yok falan. Yani 30 bin kişilik ordu kuracak falan diyordulardı ya. Ya zor oyunu bozar be kardeşim. Kararlı olacağız, devam edeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Kimden? Mevlüt Soysal'dan. Arkadaşlar Mevlüt Soysal ne diyor? İYİ Parti'nin açmazı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda seçilmesinin sebebi şuydu. Seçime katılım. O gün halkın dörtte birinden fazlası sandığa gitmemişti. Erdoğan seçmen sayısının %40'ını almasına rağmen katılım nedeniyle oyu %52'ye ulaşmıştı. Peki sandığa gitmeyen kimdi? CHP'liler ve MHP'liler. Çünkü Ekmelettin İhsanoğlu her iki kesimde memnun etmemişti. Muhalefet bu gerçeği biliyor ve şöyle diyor. Başarının tek yolu seçime katılım oranını yükseltmek. Kim bu muhalefet? Evet CHP, evet İYİ Parti, evet HDP, evet SP. Bu yüzden tüm siyasi partiler kendi adaylarını çıkartmak ve alabildikleri kadar oy almak istiyor. Seçime bir yıldan fazla süre olmasına rağmen tüm siyasi partiler Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çabalarken kimi analizciler Erdoğan karşısındaki en güçlü adayın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olduğunu ifade ediyorlar. Fakat bir sorun gözden kaçıyor. Seçimin ikinci tura kalması durumunda Akşener'in ilk turu ilk ikide tamamlaması gerekiyor. Birincilik güç. Çünkü Erdoğan geniş bir kitleyi konsolide etmiş durumda. Peki ikincilik. Bugünlerde yapılan anketler Akşener ismini henüz CHP'nin adayının önüne geçirmiş noktada değil. Örneğin son anketi Sonar yaptı. CHP'nin adayı %23, Akşener %18. Yani CHP daha adayı belirlemeden Akşener'in önünde. Bir kısım CHP'lerin şöyle düşündüğü açık. Akşener'in kazanma şansı daha yüksek. Bu nedenle onun ikinci tura kalmasını sağlamak için profili düşük bir aday çıkarmalıyız. Olur mu olur. Fakat bu durum seçime katılım oranı düşürürse Erdoğan'ın ilk turda seçilmesinin önü açılır. Diyeceğim Erdoğan muhalifleri için ortada büyük bir çıkmaz var. Akşener CHP'nin onun önünü açması ilk turda Erdoğan'a avantaj sağlar. Peki ne olacak? Tek yol Akşener'in hedefine CHP'yi alıp ikinci sıraya oturmak. Henüz oturmadı. CHP hala %20'nin üzerinde. Bekleyip göreceğiz demiş Mevlüt Soysal. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi Selma Yıldırım'la ilgili iki yazıyı kısa kısa yazılar peş peşe okutacağım. Bir tanesi Nurettin Kolaylı'dan Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nden Selma Yıldırım'ın hayali başlıklı yazısı. Bir tanesi de yine 17 Ocak Çarşamba Mavi Kocaeli'den İlker Akçit Selma Yıldırım milletvekili olsun başlıklı yazısını okutacağım. Ondan sonra Selma Yıldırım'dan biraz bahsederiz. Selma Yıldırım'ın hayali bir bakıyorsunuz. Akmeşe'de vatandaşlarla buluşup dert dinliyor. Ertesi gün cumartesi pazarında vatandaş ve esnafla bir araya geliyor. Türk Eğitim Sen Kongresi'ne katılıyor. Belediye İş Sendikası'nı ziyaret ediyor. Gültepe Platformu'nun konuğu oluyor. Alikahya'da gençlerle buluşuyor. Taksicilerle, kamyoncularla, balıkçılarla görüşüyor. Sportif etkinliklerde yer alıyor. Dahası muhtarların göz bebeği. Vatandaş taleplerini alıp sonuna kadar takip ediyor. Neticeyi muhataplarına bildiriyor. Nerede sorun varsa o orada. Adeta İzmit kazan o kepçe. Kimden mi bahsediyoruz? CHP İzmit Belediye Başkan adayı Selma Yıldırım'dan söz ediyoruz. Belediyeciliğin ve siyasetin imbliğinden geçmiş, bilgisini, birikimi, deneyimini zirveye çıkarmış bir isim. Zarif beyefendi kişiliği, dostu ise her türlü takdiri hak ediyor. CHP İzmit'te iddialı ise bu başarıyı ancak Yıldırım ile yakalar. Her partiden, her kesimden oy alabilecek bir siyasetçi. Bir yıldan beri de halkın içinde. Tokalaşmadığı insan, uğramadığı mahalle, köy, dernek kalmadı. Rüyası ise İzmit ve İzmitlilere hizmet etmek demiş Nurettin Kolaylı. Evet, Selma Yıldırım bizim de dostumuzdur, yakın dostumuzdur. Çok da kendisini şahsen de severim. Daha önce bazı köşe yazarlarımız ya işte biraz soğuk adam mı acaba, biraz soğuk mu falan diye yazmışlardı. Anakumanda hatırlarsanız biz burada okumuştuk. Yani biz de tanıyoruz, hiç de soğuk değil, gayet samimi, sıcakkanlı, sempatik. Yani çok değerli, dolu, yani kendini de doldurmuş. Bir takım görevleri hazırlamış. Bir arkadaşımız, soğuk falan da değil. Geçen günü bir arkadaşımızın açılışında denk geldik Selma Yıldırım'la. Orada biraz sohbet ettik. Son derece halkın içinde bir kibirli hareket etmeyen, ne oldum dilisi olmayacak bir kimsedir. Yani halkın bir kısmının temsilcisi olmak yerine daha çok kitleye yayılan, kitleye kucak açan,
kitleye yaklaşan, her kesimden, her sosyal dilimden insana el uzatan, yanında duran, destekleyen, ne bileyim yani ideal bir siyasetçi profili çiziyor benim gözümde. Belki sevdiğimiz için öyle düşünüyorsunuzdur, düşünüyoruz olabiliriz diyebilirsiniz ama öyle de değil. Köşe yazarlarımız da benzer düşüncelere sahip. Örneğin Nurettin Kolaylı bu şekilde yazmış ve İlker Akşit yine Selman Yıldırım'la ilgili ne demiş, onu da okuyalım, kayıtlarımıza geçsin. Selman Yıldırım milletvekili olsun. CHP'li dostumuzun anlattıklarını dinledim. Genel anlamda her söylediğini mantıklı buldum. Bir konu hariç İzmit adaylığı. Biliyorsunuz CHP'de İzmit için yıllardan beri koşturan bir Selman Yıldırım. Pardon. Kendisi yıllardır sahada. Çaba harcıyor, para harcıyor, emek harcıyor. Gitmediği mahalle kalmadı, ulaşmadığı köy kalmadı. Bütün bu gerçekler ortadayken birileri ısrarla Fatma Kaplan Hürriyet'i İzmit'e aday göstermek için uğraşıyor. Sık sık onun ismini gündeme getiriyor. Selman Yıldırım'ın bütün emeğini hiçe saymak istiyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Görüşümü CHP'li dostuma da anlattım. O da Selman Yıldırım'ın hakkını teslim etti ve onun için milletvekilliği daha ideal olacaktır dedi. Ve ekledi. Selman Yıldırım'da yerel yönetici profili yok ama kesinlikle bir milletvekili profili var demiş İlker Akşit. Evet. İlker Akşit de aynı düşünce. Ben de aynı düşüncedeyim. Yani milletvekili de olabilir tabii ama kendisi İzmit Belediye Başkanlığı'na talip. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin dengeleriyle ilgili bir vaziyet ama ben şahsen de severim. Görüşleri de çok değerli görüşleri var. Otururuz denk geldiğimiz zaman, siyaset konuştuğumuz zaman da son derece dolu bir arkadaşımız Selman Yıldırım yani. Evet. Şuraya atlamışız. Nurettin Kolaylı arkadaşlar. Tekrar Nurettin Kolaylı'yı koyalım. Adamsın Hüseyin Üzülmez başlıklısını okuyalım. 70-80'li yıllarda Kocaeli Spor'un maskotu olan Konyalı gariban Cemal simit satarak hayatını kazanır. Sevdalısı olduğu Kocaeli Spor'un peşinden en uzak deplasmana bile giderdi. Kimsesiz olan köprü altlarında yatıp kalkan Konyalı gariban Cemal yaşlandı, hastalandı, ekmeğini kazanamaz duruma geldi. Bu soğuk kış Konyalı gariban Cemal'in son yılı olacak. Belki de sokaklarda donup ölecekti. Cemal'in imdadına Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez yetişti. Kendisine Köşeköy'de sevdalısı olduğu Kocaeli Spor'un renkleriyle boyanmış ev yaptırdı. Evi dayayıp döşeyip Konyalı'ya teslim etti. Sayın Başkan, Kartepelilerin sana olan sevgisinin boş olmadığını bir kez daha gösterdin. Kartepe seni bu yüzden çok seviyor. Adam gibi adam derler ya, bu vasfı en iyi sen üzerinde taşıyorsun. Gariban Konyalı Cemal'e yaptığın bu iyilik asla unutulmayacak demiş Nurettin Kolaylı. Ben de Hüseyin Üzülmez'i tebrik ediyorum kalben. Helal olsun sana diyorum yani. Hakikaten önemli arkadaşlar. Yani böyle işte uluslararası meselelere ya da güncel politik meselelere kafamızı çok fazla yorarken yetkili kişilerin etraflarında böyle soğuktan donacak, açlıktan ölecek kimseler kalırsa bunun vebali bütün yöneticilerimizin başına olur. Ben de Hüseyin Üzülmez'i kalben tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Örnek olması bakımından özellikle okudum. Ve şimdi Ölümü Öldürenler desin Yüksel Ercan arkadaşlar. Çok keyifli bir yazı. Ölümü Öldürenler Yüksel Ercan'dan. Programımıza Yüksel Ercan'ın köşe yazısıyla devam ediyoruz. Ölümü Öldürenler. Bankacı olan kardeşimiz 2002 yılında geçirdiği bir trafik kazasında yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat etmişti. Kardeşimizin vefatından bir yıl sonra rahmetli annem, kardeşin Gürbüz'ün vefatından üzerinden bir yıl geçti. Dolayısıyla ölüm yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim okutmak ve lokma dağıtmak lazım. Eskiden bizim köyde vefat edeni toprağa hangi hoca verirse bir yıl sonra o hoca Kur'an okurdu. Dolayısıyla senin de Gürbüz'ü toprağa veren hocayı bulman lazım ki Kur'an'ı o okusun demişti. Tabii biz rahmetli anneme senin uzun bir hayat sürdüğün Kars'ın Selim ilçesinin Yolgeçmez köyünde bilemedin 70 hane ve 350 kişi yaşıyordu. Dolayısıyla o köyde ölümlerde nüfusa göre olduğundan caminin imamı birkaç yıl önce hayatını kaybeden herkesi isim isim hatırlıyordu. Burası Gebze. 300 bin insan yaşıyor. Her gün 15-20 kişi ölüyor. Senede binlerce insanın hayatını kaybettiği bir yerleşim merkezinde hoca bizim kardeşimizi nasıl hatırlayacak cevabını bir türlü verememiştik. Pazar günü yakından tanıdığımız iki büyüğümüzü toprağa vermek adına cenaze namazlarına katılınca hayatın ne kadar anlamsız olduğunu, herkesin bu dünyada sayılı günlerde misafir olduğunu, kim ne kadar yaşarsa yaşasın eninde sonunda bu dünyadan ayrılacağını, eşini, dostunu terk edip ebedi hayata gideceğini bir kez daha anlamış olduk. Rivayete göre bir insan Allah'ın bana 1000 yıl ömür ver dileğinde bulunur ve yine rivayete bu dilek kabul edilir. 1000 yıl yaşamak için dilekte bulunan insanın 50 yıl sonra annesi, 60 yıl sonra babası, 100 yıl sonra oğlu kuzu, 150 yıl sonra torunları vefat eder bu dünyadan ayrılır.
Vatandaş 250 yaşına geldiğinde etrafında tanıdığı tek bir arkadaşının, tek bir tanıdığının kalmadığının farkına varınca eşin, dostun, akrabanın olmadığı bir dünyada bırakın 1000 yılı, 10 bin yıl bile yaşamanın hiçbir anlamı olmadığını, insanın yakın çevresiyle insan olduğunu acı bir şekilde anlamış olur. Bizim ömrümüzde yarım asırı geçtiği şu günlerde hayatı anlamak açısından olup bitenlere daha ince eleyip sık dokumak gibi bir huy oluştuğunu hissediyoruz. Bütün bunların üzerine geçtiğimiz günlerde gideceğimiz yer, geldiğimiz yere daha yakın başlıklı bir makaleyi de okuyunca şu an yaşadığımız hayat ile bundan sonraki alem ile ilgili daha detaycı olduğumuzun farkına vardık. Sabahları uyandığımızda evin yakındaki camiden verilen selayı duyunca pencereyi sonuna kadar açıp acaba bugün kim vefat etti sorusuna cevap bulmayı düşünüyoruz. Her ne kadar bizde sıralı ölüm şeklinde bir felsefe gelmiş olsa da özellikle son dönemlerde çok sık yaşanan trafik kazaları ve kalp krizlerine dayalı ölümler ortada sıralı ölüm diye bir durumun olmadığında çok net bir şekilde göz önüne seriyor. Cenaze namazı öncesi özellikle hayatını kaybeden kişiyi cenaze arabası eşliğinde son bir kez evinin önüne getirip helallik alınma sırasında yaşanan hadiseleri not edip yazsak sanıyoruz ki on binlerce ciltlik kitap haline gelecektir. Vedalaşma anında bayılanları mı istersiniz? Cenazenin içerisinde bulunduğu tabuta girmek isteyeni mi istersiniz? Cenazeyi tabuttan çıkartıp hiç değilse birkaç gün o da olmuyorsa birkaç saat evde dursun diye feryat figan ağlayanı mı dersiniz şeklindeki görüntüler her ne kadar insanın yüreğini parçalıyorsa da ölümden kaçış yoktur gerçeği bütün bu olup bitenleri anında unutturuyor. Özellikle orta yaşlardaki eşini kaybeden erkek ya da kadın evdeki helalleşmeden itibaren mezarlığa kadar hatta eşi mezarlığa indirilirken bir anda ben artık sensiz yaşayamam diye ağladığında hoca efendinin eşinizi çok sevdiğiniz belli. O zaman siz de aşağıya inin, siz de eşinizle birlikte mezara koyalım da toprağı öyle atalım dediğinde öldün bittin sensiz yaşayamam diye feryat eden halinde hemen herkesin görmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir düşünür ölümle ilgili olarak ölüm bir rüyadır, rüyada gibi algılanır. Birileri ölür, insanlar toplanır, bir şeyler sandıklara konur ve birileri tabutlara. Toplanıp, yıkanıp, paklanıp kaldırılır ve gerisi koca bir toz bulutu. Dünya yaratılmadan önce nasıldı? Yalnızdı. İnsan da her şeyden önce yalnızdı. Rüya bittiğinde her şey başladığı yere döner. En çok acı o zaman duyulur. Ölüm tekrar algılanır. Ölen tekrar ölür ve geriye bir hayatın geride bıraktığı boşluk kalır. İnsan gidenin arkasından en çok kendisini ağlar. Belki de çekilmiş bir dişin yokluğuna, dilin hep gitmesi gibi insanın aklı hep ona gider. Anılar sallantıda, işitilmiş sözler sadece geçmişte ve kulak zarında kalır. Yitirileceğinden korkulur. Hiçbir tanık yoktur artık. Söz, kelimenin tam anlamıyla uçmuştur. İki kişi arasında geçmiş şeyleri bilen yalnızca bir kişi vardır, o da kalandır. Meydanlar dolup dolup boşalır, pencerelerden tanık olunur. Yalnız bırakılmış ev gibi o da dolar ve boşalır ama o yakın ölen hep yalnızdır. Bazen yalnızlığımız sadece bir kişiliktir. Bir kişinin olmayışının acısını çekmekteyizdir. Fakat o boşluk en kuvvetli ve acı veren boşluktur, doldurulamaz. O bir kişiyi bulsak her şey tamam. Fakat ölüme çare bulunamaz. İnsanların birer birer yok oluşuyla eksilir. Eksilir ve kendi özüne döner. Katıksız ve yalnızdır artık. Yeni doğmuş gibi kimsesizdir. Üstünde hiçbir giysi yoktur. Şanslıysa uzun yaşarsa en eksik, en tamam ve en çocuk haliyle ölür ve gömülür. Bir tek üstüne beyaz bir elbise giydirilir, günahsız olduğunu simgelercesine. Mezara sevdiği şeyleri götüremez ama zaten sevdiği herkes öte taraftadır. Toprak gidenler hiç geri gelmediği için bu kadar güzel kokar. Gidenler de hep güzel anılır. Ve cennet hiç görülmediği için bu kadar güzel anlatır şeklinde görüş belirtiyor. Netice Necip Fazıl. Ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdere olsun diyerek meseleyi en geniş çerçevede özetliyor. Ölümü öldürenlere selam olsun demiş Yüksel Ercan. Eyvallah. Çok güzel bir yazıydı Yüksel Ercan'dan. Teşekkür ederiz. Efendim? Yarım asırı geçti yaşım diyor. Evet. Asıra çeyrek kaldı diyor. Ama yarım asırı geçmişse asıra çeyrek kaldı aynı anlama gelebilir. Yani adam 99 yaşındaysa yarım asırı geçmiş midir? Yok, geçmiştir. Hayır, o 55 yaşına falan kendi de. Yüksel Ercan'a diyor ki son çeyrek asır kaldı. Yüzyıla mı? Asıra çeyrek kaldı diye yazsın diyor. Tabii şaka, Allah ömrüne bereket versin. Faydalandık. Keyifli bir yazıydı. Ünal Cankurt'tan arkadaşlar. Yerel gazetecilik emek ister, sevgi ister, cesaret ister. Biraz da gazetecilerle kendimizle ilgili bir köşe yazısı okuyalım. Ünal Cankurt çok hoş yazmış. Onu da kayıtlarımıza geçirmek isteriz. Ünal Cankurt. Duydunuz değil mi?
Yerel gazetecilik emek ister, sevgi ister, cesaret ister. Ulusal basın temsilcisi olarak yıllarca görev yaptım. Milliyet, İhlas Haber Ajansı ve Anadolu Haber Ajansı gibi büyük kurumlarda tecrübe edindim. Bu nedenle yerel ile ulusal gazetecilik arasında iki farkı yaşayarak öğrenen gazeteciyim. Benim tercihim yerel gazetecilikten yana oldu. Kimi zaman düşündüm neden diye. Çünkü çok sevdiğim ilçemin adını Kocaeli'de ve Türkiye'de nasıl duyurabilirim, sorunlarını yetkililere nasıl iletebilirim, bunu en güzel yerel gazete aracılığıyla yapabileceğimden kandıranın sesi oldum. Öncelikli olarak zoru seviyorum. Zoru başarmak karakter yapımdan geliyor. Yerel gazetecilik zordur. Bu nedenle yaklaşık 20 yıllık birikimimi yerel gazetecilikle devam ettiriyorum. Daha 18 yaşındayken çektiğim fotoğrafları gazeteye gönderir, kandıranın sorunlarını yetkililere duyururdum. Yerel gazetecilik bana keyif verir, halen bir haber önüme geldiğinde o ilk yıllarda makinesiyle koşturan acar muhabir hallerime geri dönerim. Bir de en önemli kısmında yaptığınız haberin veya yazdığınız bir yazının yankısını hemen alırsınız. Yerel gazeteciliğin zor olan kısmı ilçemizin küçük olmasından dolayı herkesin birbirini tanımasıdır. Çünkü ben gazeteciyim. Vatandaşla kamu arasında köprü vazifesi gören çok önemli görevim ve sorumluluğum var. Sahiplenme ve sahiplenilmenin önemidir. Yerel gazetecilik adına önce vermeniz gerekenler vardır. Çok başarılı bir gazeteci olsanız bile Kandıra ve köylerimizdeki halkımıza katkı sağlayamadığınız sürece, güven ortamı oluşturamadığınız sürece yerel gazetecilik yapmanız zordur. Yerel gazeteci Kandıra'daki köylünün sorunu da bilmek zorundadır. Romanlarında, sağlıkçılarında, bürokratlarında, siyasilerinde, yani Kandıra ve köylerinin dokusundaki tüm dengeleri ve ilişkilerini ve değerlerini. Beni ilgilendirmez, ben gazetemi yapar çıkarım, ondan sonra hayatımı yaşarım diyemezsiniz. Biz gazeteciler tıpkı siyasiler gibi, tıpkı kamu görevlileri gibi kamuya hizmet sunan insanlarız. Giyimimize, oturmamıza, kalkmamıza, yaşam şeklimize, kimlerle oturduğumuza dikkat etmek zorundayız. Mesleğimiz gereği birçok olayı kişiyi yazarız. Ancak bilinen şudur ki herkes bizi takip eder, gözlemler. Yerel gazeteciliğin zorluğu sadece bununla da sınırlı değildir. Mesleğinizi en iyi şekilde icra ederken, yaşam şeklini özel gösterirken ve özel haberlerle yayın yaparken bir de güvenilmek zorundasınızdır. Kentli bilinciyle hareket etmek, insanların kavga etmesini değil, birlik beraberlik içinde olmalarını sağlamak ve bu beraberliği pekiştirici bir tutum içinde olmalıyız. Yerel gazetecilik işte bu nedenle her baba yiğidin harcı değildir. Yerel gazetecilik adama bedel ödetir. Yerel gazetecilik emek ister, sevgi ister, cesaret ister. İnsanı insan yapan değerlerini kaybetmişsen yapacak bir şey yok. Bırakın da başkaları size anlatsın. Bana atalarım bunu öğretti demiş Ünal Cankurt. Evet, 16 Ocak dün biliyorsunuz Ünal Cankurt'tan okuduk. Yerel gazetecilik konusundaki yazdıkları da kayıtlarımıza geçsin. Tamamen katılıyoruz tabii, katılmayacak bir şey yok. Aynen öyle, hatta ilave bile edebiliriz. Ben yerel gazetecileri şeye benzetirim. Yine kendisi de Ünal Cankurt yazmış. Kamu görevlileri gibi diye. Polisler ve doktorlar ve gazeteciler. Yani ben öyle düşünürüm. Bunların mesai saatleri yok arkadaşlar. Polisin, doktorların ve gazetecilerin. Ha tabii bir işte beşte çıkar gider evine doktor veya polis veya gazeteci falan olabilir ama evine giderken yolda ya da gece 2'de birisi birisini vursa, bir asayiş olayı olsa, değil mi? Şimdi polis saatine bakıp kardeşim benim mesai saatim değil, ben görevli değilim deyip ayrılıp gidemez. Müdahale etmek zorunda, değil mi? Mesai saati dışında bile olsa. Veya bir doktor da oradan geçiyor olsa. Doktor ya benim mesaim bitti, bana ne deyip gidebilir mi? Gidemez. Doktor da yaralıya müdahale etmek zorundadır. Gazeteci gidebilir mi? Gazeteci de o olayı haber yapmak zorundadır. O nedenle polisin, gazetecinin ve doktorun mesai saati yoktur. 24 saat çalışırlar. Gazetecilerin yayın yönetmenleri veya yazı işleri müdürleri ya da köşe yazarları özellikle evlerine gidip yatağa yattıkları zaman yarın nasıl bir gazete mizampajı yapacağız, hangi haberi manşet yapacağız ya da yarın hangi köşeyi nasıl işleyeyim, böyle mi yazayım gibi yatarken bile çalışırlar farkında olmadan. O nedenle diğer kamu görevlilerine oranla mesai saatleri belirsiz olan meslek grupları bunlardır diyebiliriz. Ünal Cankurt'a ilave olsun ve teşekkür ederim. Şimdi Orhan Balcı Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nden 12. yılın Buruk Mutluluğu ve Basın Onur Günü başlık yazısı okuyacağız. Bundan önce hatırlatayım. Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nden Orhan Balcı'yı Cuma günkü programda Allah sağlık sıhhat fırsat verirse canlı yayına konuk olarak alacağım. Bu yayın döneminde Kocaeli'nin gündeminde yazılan, çizilen temel gündem başlıkları ile ilgili Orhan Balcı'nın değerli görüşlerini alacağız. Canlı yayın konumuz olacak Orhan Balcı. Ve 16 Ocak aynı zamanda Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nin kuruluş yıl dönümü, 12. kuruluş yıl dönümünü ben de kutluyorum, tebrik ediyorum. Nice 12'li yıllara, nice
12 değil yanına bir sıfır koyup 120. yılları inşallah görür. Çağdaş Kocaeli gazetemiz ve Orhan Balcı'dan okutuyorum Dilek Mert'e. 12. yılın Buruk Mutluluğu ve Basın Onur Günü. 16 Ocak tarihi bizim için iki önemli gelişmenin olduğu gün. Biri 16 Ocak 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmit'te Av Köşkü'nde Kasr-ı Hümayun devletin yönetiminin cumhuriyet olduğunu gazetecilere paylaştığı ilk ve tek basın toplantısı yapması. Bu önemli buluşmanın Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından Basın Onur Günü olarak kutlanması. İkincisi ise Çağdaş Kocaeli Gazetesi olarak kuruluş ve yayın hayatına başladığımız tarih olması. Mustafa Kemal Atatürk devletin yönetiminin cumhuriyet olacağını yazılmamak kaydıyla gazetecileriyle paylaşması. Gazetecilerin de bunu yazmayarak kendilerine gösterilen güveni sarsmaması çok önemli bir ders niteliğindedir. Atatürk'ün İzmit'te basın toplantısı düzenlediği 16 Ocak'ta kentin gündemine gelmek ve önemli gündemde gazetemizin kuruluş yıl dönümünü kutlamak bize büyük bir onur veriyor. Bugün 11. yaşımızı tamamlayıp 12. yaşımıza girmenin kıvancını yaşıyoruz. Buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Çünkü kurucumuz dostum Nurettin Sağsöz, aramızda olmadan 12. yaşımıza adım atıyoruz. Merhum Sağsöz'ün eşi Dilek, kızı Sıla ve oğlu aynı zamanda da gazetemizin yeni imtiyaz sahibi Ali Sami Sağsöz ve çalışan arkadaşlarla birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923'te basın toplantısını düzenlediği Av Köşkü'ne çıkıp kurucumuz Nurettin Sağsöz'ün ilkelerinden ödün vermeden yolumuzda kararlı adımlarla omuz omuza vererek devam edeceğimizi vurgulayıp birbirimize sahip çıktık. Sağsöz ailesine böyle onur bir görevi yürütmesinden ve bize destek vermesinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Gazeteye geleli 3 yıl oluyor. Sıcak, dost, sevecen, art niyet gözetmeden çalışan bir ekip ile kentin daha iyi olması için gazeteyi yapmaya çalışıyoruz. Gazeteciliğin etik kurallarına uyarak ilkelerimizden ödün vermeden hiçbir kişi, kurum veya kuruluşa karşı ön yargılı olmadan objektif habercilik anlayışımızla şantaj yapmadan şantaj yapanlarla mücadele ederek hep bu sorumluluk anlayışıyla. Basının sadece günlük olayları yansıtan bir görevinin dışında birçok görevi olduğunu bilerek yazılı basının tarih yazdığını ve bu kentin tarihini gelecek kuşaklara ulaştırdığını unutmadan bizler bu kente olan sorumluluğumuz gereği halkın yanında olarak görev yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ve bu yolda aynı kararlılıkla koşar adım ilerleyeceğiz. Bugüne kadar gazetemizden birçok isim geçti. Bundan sonra da birçok isim gelip gidecek. Hepsinin bugünlere gelmemizde emeği var, hepsine teşekkür ediyorum. Yönetim kadrosuyla, muhabiriyle, gazete ve internet editörüyle, sayfa sekreterleriyle, matbaa personeliyle, dağıtıcılarıyla, sürücüleriyle, çaycısıyla, hizmetlisiyle emek verenlere selam olsun. Selam olsun bizleri bugünlere taşıyan okuyucularımıza. 12. yılı kutlamanın kıvancıyla nice yıllara birlikte ulaşmak dileğiyle demiş Orhan Balcı. Evet, teşekkür ederiz Orhan Balcı. Cuma günü konuğum olacak. Cuma günü tekrar Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nin kuruluşunun 12. yılını ve Nurettin Sağsöz'ü konuşuruz, anarız. Arkadaşlar bir tane efendim. Bizden hangisini okumayı düşünüyorsunuz? Bizden şimdi burada bir markacı aldım. Yücel Alpaydemir'in kurumsala kiralık yazısını markacı aldım okumadım. Evet onu biz geçmedik çünkü. Tamam onu geçtiğin zaman okuruz. Yücel Alpaydemir'i bekletiyoruz bak senin şeyin baskın yüzünden diyelim. Onu beklettiğimiz için biraz zamanımız kalıyor. Yüksel Ercan'ın gönül yarası yazısıyla çıkalım mı? Yoruldun mu? Biraz konuşup oyalayayım mı? Seni dinlendireyim mi? Gayet güzel okuyorum iyiyim. Evet, yani yorulduysan söyle sonra yani birdenbire tepki gösteriyorsa sıkıntı çıkıyor. Evet Yüksel Ercan 17 Ocak çarşamba günkü Büyük Kocaeli gazetesinde Gönül Yarası başlığıyla yine çok güzel bir yazı yazmış. Son olarak o yazıyı okutuyorum arkadaşlar. Gönül Yarası. Son dönemlerde sağımıza solumuza önümüze arkamıza yani nereye bakarsak bakalım müthiş bir yalnızlık müthiş bir umutsuzluk görüyoruz. Milyonlarca kalabalık içerisinde bile kendisini yapayalnız gören insanların her gün biraz daha çoğaldığı bu dünyada tekrar eski mutlu günlerimize nasıl döneceğimiz ile ilgili soru işaretleri hemen herkesin aklını kemiriyor. Biz de toplumun ortalamasını yaşayan bir evladı vatan olarak bu yalnızlıktan ve artık gizlenemeyen umutsuzluktan mecburen payımızı alıyoruz. Eskisi kadar tahammüllü değiliz. Yapılan haksızlıklara ve yanlışlara bundan 20 yıl önceki gibi sabır gösteremiyoruz. Kısacası tahammülsüzlüğümüzün son dönemlerde en ileri noktada. Yaşımız artık 50'li yılların ikinci yarısı. Toz duman bir hayat yaşadık yıllarca. Ne gençlik bildik ne de taze hayaller. Geriye dönüp baktığımızda hayatımızın sürekli bir mücadele içerisinde geçtiğini, bu mücadelenin de kendimiz için değil, daha çok memleket meseleleriyle ilgili olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca geriye bir tek geçmişin muhasebesini yapmak ve geçmiş günlerle ilgili bizi o günlere götürecek eserlere olan ihtiyacımız sürekli artıyor. Bu eserleri bulup incelemek gibi bir merak oluşuyor. Yolların Sonu Nihal Atsız'ın 1946 yılında yayınlanan şiir kitabıdır. Hüseyin Nihal Atsız bu kitapta bütün şiirlerini toplamış. Kitabın ismi Yolların Sonu adlı şiirden geliyor. Bugün yolunuyorken bir gurbete yeniden, belki bir kişi bile gelmeyecektir bize.
Bir kemiğin ardında saatlerce yol giden, itler bile gülecek, kimsesizliğimize diye başlayan ve içerisinde herkesin bir şeyler bulduğu şiir o gün bugündür güzelliğinden ve öneminden hiçbir şey kaybetmemiş durumda. Yolların son ifadesi aslında herkes için çok büyük anlamlar ifade ediyor. Hayatın keşmekeşliği içerisinde oradan oraya koşturulan bu noktada insan arada bir ayağını gaz pedalından çekip frene bastığında etrafında olup bitenleri daha kolay görme imkanına sahip oluyor. İnsanın kendisini anlamaya başladığı 25'li yaşlardan hayatının son dönemlerine kadar olan süre aslında çok büyük hayal kırıklıkları ile dolu. Geçip giden hayatında ister başarılı olsun ister başarısız yıllar sonra aynaya baktığımızda kendimizi bambaşka bir noktada görmenin çaresizliği ile yolların sonunun geldiğinde acı da olsa anlayabiliyoruz. Etrafımıza şöyle bir baktığımızda önce dedelerimizin, ninelerimizin, sonrasında anne ve babalarımızın, sonunda da yakın çevremizdekilerin tek tek aramızdan ayrılıp ebedi aleme göç ettiğini gördükçe yolların sonu kavramının aslında hepimiz için kaçınılmaz bir son olduğunu maalesef görüyoruz. Bundan 20 yıl 30 yıl önce aynalara daha sıkı bakan, aynalara büyük dostluklar kuran bir insan bugünlerde yıllar yılı evinin bir köşesinde duran boy aynasına baktığında bir anda aynayı kıracak, paramparça edecek duruma geliyor ve neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar diye sistemde bulunuyor. Böyle bir noktada yani yolların sonunun her gün biraz daha üzerimize geldiği zamanlarda insan ister istemez geçmişi yıllar yılı yaşadıkları eşini, dostunu, arkadaşlarını daha derin bir şekilde analiz etme gereği hissediyor. Yaptığı değerlendirmeler sonunda kendisinin dostlukları dolayısıyla ne kadar zararda ya da ne kadar faydada olduğunu hesabını yapan insan bundan sonra içinde hesabını kitabını ona göre yapmayı planlıyor ancak bir miktar da geç kaldığını üzülerek anlıyor. Dünya ile birlikte Türkiye'de her geçen gün insan ömrü bir miktar daha artmış olsa da insan geçen zaman içerisinde kendi kendisini daha iyi değerlendirdiğinde şartlar ne olursa olsun orta yaş grubunu geçip ileri yaş grubuna adım attığında hayatını her geçen gün kendisi için biraz daha zor olmaya başladığının farkına varıyor. Bizden önceki nesillerin hiçbirisi şu an dünyada yok. Dedemiz yok, ninemiz yok, annemiz yok, babamız yok, amcalarımız, halalarımız, dayılarımız, teyzelerimiz ise çoktan bu dünyadan ayrılıp ebedi aleme göçüp gittiler. Böyle bir süreçle karşı karşıya kalan insan bir anda ister düşün kendini ister hayale kaptır. Uzar uzar çünkü hiç sonu yoktur yolların. Bakarsın aldanmışsın gördüğün bir sevaptır. Serap. Gördüğün bir seraptır. Sevimli bir hayale açılırken kolların diye var olan durumunu bir kez daha gözden geçirmeye başlasa bile var olan kaderden asla kaçınamayacağını, yolların sonunun kendisi içinde geldiğini fark eder ve sonrası için kendisiyle ilgili kaderini yaşamaya ve olabilecekleri beklemeye başlar. Yolların sonu aslında herkesin bir noktada eşitlendiği yer. İster dünyanın en kudretli devlet adamı olsun, isterse milyonları peşinden koşturan bir sanatçı olsun ya da dünyanın yarısına sahip zengin bir iş adamı olsun, hepsinin geldiği nokta yolların sonudur. Dünyanın bu kadar yalnızlaştığı, insanların her gün biraz daha kendi kabuğuna çekildiği, yalnızlığın kaçınılmaz bir gerçek olduğu şu günlerde herkes geçmişi özlüyor, dün yaşadıklarını her önüne geleni anlatıyor. Dünün bugünlerde çok daha iyi olduğu gerçeğini hatırından çıkarmıyor. Atsız şiirin bir bölümünde gidiyorum, gönlümde acısı yanıkların. Ordularla yenilmez bir gayız var kanımda. Dün benimle birlikte gelen tanıdıkların yalnız bir hatırası kaldı artık yanımda ifadesini kullanıyor. Acı, gönül yenilmek tanıdıkları, hatıralar, gayız gitmek gibi ifadeler bugünlerde herkesin hayatında daha fazla bir yer tutuyor. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını çok iyi bilen yarım asırlık yaş grubu da hasret türkülerinin, gurbet hikayelerinin hayatın daha fazla yer tuttuğuna şaşarak şahit oluyor. Bizim gibi demiş Yüksel Ercan. Evet ama sünnetullah böyledir. Ya her yaşı sevmek lazım değil mi? Ölümden gitmiş ya. Çok hoş bir yazı. Çok keyifli bir yazı. Çok güzel bir yazı. Yani en azından güncel politikten uzaklaştırıp bizi daha insani değerlerimize yaklaştıran yazılar. Bu yazılar Yüksel Ercan'ın. Kutluyorum, teşekkür ediyorum. Ana kumanda bir şey demiyorsun, sıkıyorum. Ana kumanda kaçıp gitmiş bile. Tamam, yedeği var. Bir şey yokmuş. Sen bir eyvallah de ben de kapatayım. Kalbela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin desteğiyle TV 262 ekranlarında sunduğumuz Kocaeli'nin gündemi programı sona ermiştir. İyi akşamlar. Yayında, yapımda, köşe yazılarını okurken, yorumlarken ana kumanda ya da ben ya da Dilek fikrimizi ara sıra ilave ederken maksadımızı aşmışsak lütfen bir art niyet aramayın. Bütün köşe yazarları bizim için son derece değerlidir. Hangi görüşü savunurlarsa savunsunlar, bizim kafamızda yeni ufuklar açılmasına, yeni algıların ve anlayışların oluşmasına katkı sağlıyorlar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek hoş görün. Çünkü bize sürçülisan etmek
Size hoş görmek yakışır. Hoşça kalın. Kalübela Kardeşlik Teşkilatı Derneği Osman Saraçlar Kocaeli'nin gündemini sundu.